Efendim herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat 2022 Perşembe günü. Sizlerle Hisse Check-up yayınında birlikteyiz. Evet, nasılsınız? İyisiniz. Keyifler, moraller yerindedir inşallah. Evet, ses geliyor değil mi arkadaşlar? Bir sorun yok. Seste, görüntüde bir sorun yok. Evet, ses var mı arkadaşlar? Ses var diye biri yazabilirse en azından. Tamam, harika. Not alıyorum arkadaşlar yazdığınız hisseleri aynı zamanda. Şu an ses yok çünkü niye ben konuşmuyorum? Konuşursam ses olacak. Evet. Kimler var aramızda? Şöyle bir bakalım. Ses yankılı mı? Yine mi yankılı? Yankılı olmaması lazım ya şu anda. Sesin normal olması gerekiyor. Evet, Sayın Cemal Can Bulat. Herkese selamlar, iyi günler demiş. Gesen ve Akol istemişsiniz. Listeyi aldım efendim. Birazdan bakalım. Halil Can Bel. Merhaba tekrar hocam. Gesen için stop neresi olmalı demişsiniz. Gesen ilk hissemiz. Bakacağız efendim birazdan. Cemal Bey, ben her iki firma için alım yapacağım. Önerinize çok önem veriyorum. Teşekkür ederim Cemal Bey. Eksik olmayın efendim. Birazdan bakalım. Alım yapmayı düşünüyorum hocam. Nelere dikkat edelim? Saygılar demiş. Şimdi onunla ilgili birkaç cümle edeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı yani beni sürekli takip eden arkadaşlarımın bile hiç almaması gereken yerden hisse aldıklarını görüyorum. Yani o kadar şey söylüyoruz arkadaşlar, o kadar anlatıyoruz. Hala tepelerden hisse alıyorsak lütfen yapmayın. Ya bu biraz neyden kaynaklanıyor? Aslında burada ben sizi de suçlamıyorum. Nasıl olsa hisse hareket etmiş, prim yapmış, ayağa kalkmış. Biraz da benimle birlikte yürüsün diye düşünüyorsunuz. Fakat siz aldıktan hemen sonra veya bir gün sonra bir bakıyorsunuz hisse tekrar aşağıya gelmiş. İşte bunun ne yazık ki arkadaşlar psikolojik anlamda yani hepimiz ortalama bir birbirimize benzer psikolojileri yaşıyoruz. Hani bu neye benziyor? İki tane işte görme engelli işte kör diyelim yanlış anlaşılmasın. Karşılıklı lokma tatlı yiyorlarmış biliyor musunuzdur bu? İşte nükte mi derler, hikaye mi derler arkadaşlar. Biri diğerine sormuş demiş, neden bu lokma tatlıları iki iki yiyorsun? Öbürü de demiş ki, ya sen de benim gibi kör değil misin? Nereden biliyorsun iki iki yediğimi? Demiş, çünkü ben de iki iki yiyorum. Yani hepimiz ortalama bir psikolojiye sahip olduğumuz için arkadaşlar, burada bizim o düşüncemizi bildikleri için bazıları, tahta yapıcılar olsun veya işte hisseyi artık birilerine devretmek üzere yukarı çıkaranlar olsun. Ne yapıyorlar arkadaşlar? O seviyeden itibaren diyorlar ki tamam sen biraz da gel buralardan biz sana verelim. Çünkü senin gibi insanlar olmasa biz tepeden malı kime vereceğiz? Yani biz aşağıdan aldık, sürükledik, parayı kazandık. Ama bu parayı bizim nakite çevirmemiz için yani bu hisseyi birilerine devredebilmemiz için senin gibilerine ihtiyacımız var. Senin parana ihtiyacımız var tabiri caizse. Öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Onu birazdan bahsedeceğim size. Sayın Abdurrahim Aydın inşallah sorunuza biraz cevap olmuştur. Yani nelere dikkat etme konusunda yani çok fazla şey var dikkat edilmesi gereken. Bir kere ne olursa olsun arkadaşlar kendiniz piyasaya suç bulmadan yani piyasanın eksi veya artı aşağıda veya yukarıda diyelim ki bir hisse alacaksınız primli bir hisse.
Primli bile olsa arkadaşlar. Bakın primli bir hisse bile olsa. Şöyle gösterelim. Mesela endeksin üzerinden bile örnek verebiliriz. Bunu bir hisse olarak düşünün. Bu endeks grafiği. Ama şimdi hisse şuralarda hareketini yapmış, yapmış, yapmış. Siz buradan almamışsınız hisseyi. Sonra hisse çıkmaya başlamış. Buradan da almamışsınız. Çıkmaya devam et. Buradan da almamışsınız. Çıkmaya devam et. Buradan da almamışsınız. Nasıl olsa çıkıyor diye gelmiş almışsınız hisseyi. Tamam mı? Şimdi hisseyi buradan bile alsanız ilk yapmanız, ilk dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Sizin kendi para yönetiminiz. Yani risk ve portföy yönetiminiz. 200 bin lirayla işlem yapıyorsanız ve siz bu bölgeye geldiğinde paranızın tamamıyla işlem yaptıysanız, 200 bin liralık mal aldıysanız arkadaşlar geçmiş olsun. Yani bu tekrar bu bölgeye gelene kadar o para orada hissede yatar kalır. Yani ona diyecek bir şey yok artık. Ama yok 200 bin liranızın tamamıyla değil de bu bölgeye kadar yani göz var, izan var derler değil mi? Bu kadar yükselmiş bir hisseye, prim yapmış bir hisseye illa para kazanacağım diyorsanız az para kazan. 50 bin lirayla alım yaptıysanız tamam bir şekilde ne yaparsınız? Atıyorum yine buradan devam edelim. Şu bölgeye kadar geldiğinde şuradan bir 50 bin liralık daha alırsınız. Maliyetiniz şu bölgeye gelir. Ve zararınızı kurtarırsınız buraya çıktığında. Hani para kazanamazsınız. Bu size bir ders olur. Bu kadar primlenmiş bir hisse almam dersiniz bundan sonra. Ve ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Zararınızı en azından kurtarmış olursunuz. Para kazanamasanız veya az para kazansanız bile. Yani buralarda almamışsınız. Bekletmiş, sabretmiş. Siz sabredememişsiniz. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay demişsiniz. Ya 4 ay bir hisse beklenir mi? 6 ay bir hisse beklenir mi? Sonra 6. aydan sonra ama bir hisse, aynı hisse çıkmış. Yukarı kadar, tepelere kadar atmış kendini yukarıya. Ve siz arkasından baka kalmışsınız. Daha kötüsü tepelere çıkınca almışsınız. Yani buna borsa ne yapsın, grafik ne yapsın, hisse ne yapsın? Ondan sonra da neyi araştırmaya başlıyoruz biliyor musunuz? İşte bu hissenin sahibi kim? Şirketin sahibi kim? Sonra bu şirketin şeyi kim? Ne derler onun adına? Arkadaşlar, tahtacısı kim? Ona bakıyoruz. Sonra kap haberlerini takip etmeye başlarsınız. Bu sayede arkadaşlar kap haberlerinin ne olduğunu öğrenmeye başlarsınız. İşte kamuoyu aydınlatma platformu dahilinde ne yaparsanız efendim kapları takip edersiniz. Hissenin kapına hocam şuradan ihale almış, buradan bunu almış. Bu hissenin çıkması lazım. Niye çıkmıyor? Ya işte hisse çıkar çıkmasına mesele değil de sen hissenin bu kadar çok çıkmasını niye istiyorsun? Çünkü ben zarardayım. Çünkü tepeden aldım. Ya işte yani gözünü sevdi mübarek insan. Harika şahsiyet. Ya orada yapmayaydın onu. Ne gerek vardı? Yani birileri orada zaten vermeyi bekliyor biliyorsun yani. Şimdi bazen arkadaşlarımız soruyorlar, işte WhatsApp grubundaki arkadaşlar da soruyorlar. Diyorlar ki işte hocam şu hisse hakkında ne düşünüyorsunuz? Özelden soruyorlar veya grupta soruyorlar. Neyse biz analizimizi yapıyoruz da ben bakıyorum grafiğe. Ya işte sormasının sebebi yani burada kimseyi zan altında bırakmayayım. Hemen hemen herkeste var bu. Yani benimle dirsek teması içerisinde olan arkadaşlarımın %70'inde var bu yani. Kimse üstüne alınmasın bu söylediklerimi. Onlardan dinleyenler de var çünkü şu anda beni. Bakıyorum hisse işte şuna benzer bir hareket yapmış. Yukarı çıkmış sonra kırmızı yakmış. Bir gün daha kırmızı yakmış. Diyor ki bu buraya kadar düşmüşken hazır. Nasıl olsa tekrar buraya çıkacak. Yani farz ya buraya tekrar çıksın. Ben en iyisi buradan bunu alayım diyor. Yani bunu buradan alayım nasıl olsa düşmüş. Yani demiyor ki düşüş bitsin hele bir ondan sonra. Bir de tabii aslında bize de güveniyorlar. Nacizane bize sorunca sanki böyle bir kuvvet de alıyorlar. Diyorlar ki tamam hoca da burada al konumunda dedi. En iyisi ben basayım buradan işte 100 bin lirayı veya 100 bin notu veya 10 bin notu neyse. Ondan sonra para kazanayım. Ya işte arkadaşlar bu kadar kolay değil yani. Bu kadar kolay olsa sabah bir tanesi beni aradı. Burada şahsi bir tanıdığım. Telefonda bana diyor ki ya bana bir hisse söylesene diyor. Bana bir hisse söyle diyor işte ben para kazanayım. Çok ısrar etti dedim ya böyle bir şey yok. Yani mesele hisse söylemek değil ki yani 400 küsür tane şirket var borsada. Yani hepsini bir kutuya doldur içinden birini çek al. Yani illa alacağım diyorsan.
Diyelim ki ben hisseyi söyledim sana. Nereden çıkacağım bu hisseden diyorum kendisine telefonda. Onu da sen söyleyeceksin. Ya hisseyi ben söyledikten işte sonra işte nereden çıkacağını söyledikten sonra bunun ne anlamı kaldı? Ver ben çalıştırayım o zaman. Yani bunun bir anlamı yok ki. Evet. Yani onun için arkadaşlar sizden ricam, şimdi benim gibi adamlar hani bu işin hani ne olmuş derler, kurdu mu derler, çakalı mı derler, ne derseniz lütfen teşbihatı olmasın, kabalık olarak da algılamayın, sizden rica ediyorum. Hani bu işi başında duran adam bile, yani ben bile gelip buradan mesela bunu bir hisse olarak düşünün, şuradaki almaya korkarım arkadaşlar. Yani ekran başında 24 saat, yani 24 saat değil mi de seans boyunca oturduğumuz varsayısak bile. Korkarım bunu buradan almaya. Üstüne belki bir sonraki gün almadığım bir sonraki gün bile tavan görsem yine almam. Ben niye almadım demem yani. Çünkü biliyorsunuz dünyada en çok keşke lafını kullananlar kimlerdir arkadaşlar? Borsacılardır. Ya keşke dün alsaydım, bak bugün %10 kazanmıştık. Hiç öyle bir derdim olmadı. Ha, ilk acemilik zamanlarımızda yaptık onları. İlk borsaya girdiğimiz zamanlarda küçük küçük paralarla böyle cümleler kullandığımız, işte akşam yatarken işte benim kaç bin liram var? Mesela 50 bin liram var işte bir senede, ne bir senesi, keşke bir senelik plan yapsa küçük yatırımcı. Bir hafta sonra diyor, bak bir hafta sonra. Veya bu hayali salı günü kuruyor, cuma gününe kadar diyor. Bak düşünebiliyor musun? Cuma gününe kadar %10 yapsam 50 bine 5 bin lira. İyi para vallahi, iyi iyi iyi, neyden kötü ki? Hemen bu hayale giriyor. Yani pazartesi akşam yatarken yatakta veya işte gün içerisinde veya salı günü akşam yatarken cuma günü %10 kazanacağını, yani bu cumaya kadar böyle bir planı var. O planları bırakın arkadaşlar. Gerek yok bunlara. Yani planlarınızı tamam yapın ama böyle cumaya kadar veya bir sonraki hafta sonuna kadar diye yapmayın veya bu ayın sonuna kadar diye yapmayın. Üzülürsünüz. Yani üzülürsünüz. Yani ben o planları bıraktığım gün, yani size çok net bir şey söyleyeyim bakın. O planlamaları yaptığım gün arkadaşlar borsada bir seviye atladığımı hissetmeye başladım. Yani bir kademe daha atladığımı düşünmeye başladım. O planları yapmayı bıraktığım gün. Dedim ki tamam ya, ben artık oluyorum yani. Hani zamanla olgunlaşan tek şey armuttur derler ama zamanla ben de yavaş yavaş oluyorum demeye başladım. Bir seviye atladığımı düşünmeye başladım. Çünkü o planlardan vazgeçtim arkadaşlar. Yani bunlara gerek yok. Şimdi borsada zamansallık bizim hiçbirimizin çözemediği ve belki de çözmemesi gerektiği bir şey. Yani tahminler üretebilirsiniz zamansallık açısından, işte 3 gün sonrası, 5 gün sonrası, 1 ay sonrası, 2 ay sonrası falan, ama bu zamansallığı arkadaşlar zaten çözebilsek, ki sabah yayınımda olanlar var mı aranızda bilmiyorum ama işte borsa belirsizlik demiştim. Borsa zaten belirli bir şey olsa, zaman açısından da işte iniş çıkışlar açısından da, emin olun sizin bizim gibi insanlara büyükler, bu büyük balinalar hiçbir pastadan pay bırakmazlar. Onlar hepsini kendileri alırlar. Bizde kalmaz yani arkadaşlar, bunu unutmayın. Yani o belirsizlik ortadan kalksa, borsadaki düşüşlerin ve çıkışların belirsizliği ortadan kalksa, yine şimdi küçük yatırımcı olarak bizler 3-5 kuruş para kazanıyoruz. O zaman hiç para kazanamayız. Bize bırakmazlar arkadaşlar büyükler. Her şeyin belirli olduğunu onlar biliyor olsalar, değil mi? Ama onlar da bilmiyorlar. Bilmedikleri için robotlar geliştiriyorlar. Bilmedikleri için paralar harcıyorlar. İşte tahtalar yapmaya çalışıyorlar. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Ama sonuç itibariyle ne oluyor arkadaşlar? Yine borsada belirsizlik, yine belirsizlik, yine belirsizlik. Şimdi geziyoruz sosyal medyada. Bir grup üstat veya bir grup işte borsada işlem yapanlar 4.000 5.000 olacak diyor endeksi. Bir grupta diyor ki işte endeks 1.200'e 1.000'lere tekrar düşecek. Şimdi baktığınız zaman aslında ikisinin de haklılık payı var ama işte ortada bir fark var, o da zamansallık. Ne zaman? Biri diyor ki endeks 4.000 olacak. Tamam olacak da baba, ne zaman olacak bu? Yani haftaya mı olacak, önümüzdeki cuma mı olacak? Bunu bilmiyoruz yani. Sabah yayında bahsettim arkadaşlar. Olanlar için tekrar olacak. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi endeks Eylül-Ekim aylarında, ben burada yine sesli hisse analizi yapıyordum biliyorsunuz beni takip edenler. Şurada demiştim işte 1400'lü seviyelerdeyken birileri dedi ki bu alttaki gap'i alacak endeks. Hangi gap?
kadar zaman geçti ki gap bile şey oldu arkadaşlar. Ortadan kalktı. Şu gap bakın. Görüyor musunuz şuradaki? 1189'daki işte endeks 1400'deyken birileri dedi ki endeks işte bu gap'i almak için 1000'li seviyelere inecek dedi. Şimdi bana da soruyor arkadaşlar o dönem Ekim aylarında. Evet dedim inecek doğru. Yani belki 1000'li seviyelere inmez ama tekrar 1200'leri görme ihtimali var. O gap'i kapatma ihtimali var. Ama önce yukarı çıkacak dedim. Hatırlıyor musunuz o günleri? Sabah da bahsettim arkadaşlar yayında. Tekrar oluyor bazı arkadaşlar için kusura bakmayın. Ama önce yukarı çıkacak bu endeks. Yani önce şu 1589'daki şeyi kapatacak. Gap'i kapatacak. Yani önce oralara atacak. Bakın şuradaki gap arkadaşlar. Şu gap'i kapatacak Mart ayındaki ki o gap'in de üstüne bayağı çıktı zaten. Ha şimdi yine ben diyorum ki evet endeks 4000 olacak eyvallah ama ne zaman olacak? Yani bence endeks hani o zaman nasıl arkadaşlar önce bir yukarı çıkacak sonra aşağı inecek diyorsam şimdi yukarı çıktı artık ben diyorum ki biraz aşağı gelecek endeks yüksek bir ihtimal. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar söylediğimiz hiçbir şey zaten ekranda yazıyor görüyorsunuz değil mi? Buradaki analizler kendi görüşümdür kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir efendim. Eğer benim söylediklerimle işlem yapacak olursanız zarar görme ihtimaliniz yüksek. Evet, önce biraz aşağı gelecek. Ha bu düşer mi? Düşerse de nereye kadar düşer? Yani benim bu hipotezim veya ne derler onlara varsayımım gerçekleşir mi bilmiyorum. Gerçekleşirse nereye kadar gelir? İşte 1700'e mi gelir yoksa 1800'den geri döner mi? 1600'leri mi görür? Şuradaki gap'i kapatmak için aşağı 1580'lere mi gelir? Ondan sonra mı tekrar yukarı atar? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama işte bizim o konuda düşüncemiz o şekilde efendim. Peki, biraz uzattım kusura bakmayın. Hem biraz toparlansın dedik arkadaşlar. Hem de hisselerinizi not almaya başlayalım efendim. Mehmet Şener selam hocam demiş. Aleyküm selam. Kemal Bey hoş geldiniz. İyi çalışmalar hocam demiş. ADS'yi listeme aldım. Garfa Petkim listeme aldım. Abdülcanmaz, Sayın Abdülcanmaz hoş geldiniz. Sayın Ahmet Gökçe hocam nasılsınız demiş. Teşekkür ederim. İyiyim efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Kontrolmatik ve İşkiye yo istemiş. Kontrolmatiği ekledik. İşkiye yo bir de. Ekledik efendim listeye. Evet Ferhat Bey merhaba hocam hoş geldiniz. Elhamdülillah iyi siz nasılsınız demiş. Teşekkür ederim. Uğur Onur. Alim hocam merhabalar. Katıl üyesiyim. Size nasıl ulaşabilirim? Aa, hoş geldiniz Sayın Uğur Onur. Burada mısınız şu anda bilmiyorum. Buradaysanız hangi seviyeye üye oldunuz? Rica etsem yazabilir misiniz? Anlatalım, öğrenelim veya görüşelim. Hangi seviyeye üye oldunuz? Fatih Şen hoş geldiniz. Pinsu istemiş. Toplamalarına bakalım. Hani para giriş çıkışı olmasa da Pinsu geldiğinde bakalım. Ahmet Şimşek hoş geldiniz. İlkay Okutan hoş geldiniz. Yorumlarınız için teşekkürler demiş. Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Hüseyin Kaptan hoş geldiniz. Ferhat Bey Nibaş ve Metur istemiş. Baş ve Metur ekledik efendim listeye bakalım. Evet. Güzel. Mustafa Bey hoş geldiniz. Sayın Mustafa Yamik. Mustafa Bey ile bugün biraz sohbet ettik. Evet ses güzel. Harika. Murat Göçeri yaprak istemiş. Evet, peki. Kortsa Petun. Sayın Turhan. Peki. Sayın Ahmet Şimşek VBTYZ istemiş. VBTYZ de listemizi aldık. Sayın Hüseyin Kaptan Işık Plastik istemiş. Yazdık efendim. Mustafa Ekin. Hocam CRD FEA ve Bayrak bedelli açıkladı ve düşüşleri devam ediyor. CRD FEA %400 bedelli açıklaması sizce bugünkü değerinden bölünür mü? Ne zaman bölüneceği onlar kendisi yazıyor zaten.
Sayın Mustafa Ekin, CRDF'ye ben listemi alayım. Kapını takip edeceksiniz. Ne zaman bölünecekse o zaman kendileri yazıyor zaten kapta onu. İlkay Okutan, hocam Aydem almak için bu seviye nasıldır? Yazalım efendim listemize bakalım. Aydem birazdan. Sayın Ayşe Çelik, hoş geldiniz. RN Pol ve Yahutek demiş. Yahutek listemi aldım efendim. Evet, Sayın Vedat ADS, hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ederim efendim, saygılar bizden. Sayın İbrahim Elçi, hoş geldiniz. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Kutbu rica etsem demiş. Peki efendim, Kutbu'yu da listemize alalım. Nereye kadar düşer demiş. Vallahi bakalım. Almayı düşünüyorsunuz. Güzel. İbrahim Bey, birazdan bakalım efendim. Hocam şu an küçük yatırımcının %90'ı beni anlatıyor diyordur. Valla Vedat Bey, ne yazık ki ya. İşte arkadaşlara sürekli söylüyoruz ama Allah niye iki kulak vermiş arkadaşlar, birinden girsin öbüründen çıksın diye. Murat Altuntaş, hedef girişim. Peki efendim. Benim moderatörüm nerede ya? Nazif Bey nerede? Yok bugün. İşleri var demek ki. Cemal Bey demiş, Alim Bey ne demişler? Hamdım, piştim. Ben ilave olarak da coştum, düştüm diyor. Güzelmiş bakın. Okan Erdal, hoş geldiniz. Merhaba hocam demiş. NT gaz istemiş. Evet, peki. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Sayın Mahmut Silingeç. Emre Kuzucu, hocam elit demiş. Elit de ekleyelim efendim. Elit de ekledik listemize. Sayın Emre Eukyo istemiş. Tabii ki efendim. Eukyo da ekledim arkadaşlar. Hocam Katmerci demiş. Yusuf Kelkit. Katmer de ekledik. Evet, Uğur Onur. Sayın Uğur, görüşelim. Ha, harika, pekala. Sayın Uğur Onur. Önce efendim şu kalplerimizi ve alkışlarımızı Sayın Onur Oğur için, Uğur Onur için gönderelim. Şuraya da telefon numaramı yazıyorum. Bana WhatsApp'tan bir numara, bir mesaj gönderirseniz, hocam ben Uğur Onur diye WhatsApp'tan rica etsem, buraya bir mesaj gönderirseniz sizi yayından hemen sonra WhatsApp grubumuza ekleyelim. Hem portföyünüze yardımcı olalım efendim, hem bizim işte stop listelerimizi anlık alma şansına, hisse analizlerini anlık görme şansına ve takip listemizden hisse seçme hakkına sahip olmuş olursunuz diyelim. Bugün Kandil arkadaşlar, hepinizin Kandili mübarek olsun. Ben bugün gruba eğitim planlamıştım ama Kandil'in olduğunu unutmuşum. Dolayısıyla eğitimimizi hafta içerisine, önümüzdeki hafta içerisine aldık. Bu eğitimde çok önemli bir konuyu işleyeceğim. Eğer kanalıma katıl aracılığıyla üye olmak isteyenler varsa, görüşelim seviyesinden, yani çarşambaya kadar bu fırsatı kaçırmasınlar arkadaşlar. Siz de o eğitim yayınını canlı canlı izleme fırsatı bulmuş olursunuz. Soru sorma fırsatı bulmuş olursunuz. Borsada kazandıran stratejiyi anlatacağım arkadaşlar. O kadar net, bakın o kadar net. Kazandıran bir tane strateji var, onu anlatacağım. Önümüzdeki haftaki eğitim yayınında, yani bu eğitim kaçmaz. Yani bunu dışarıda 20 bin liraya anlatıyorlar. Sayın Eyüp Can, kral nerelerdesin, sen yoksun, YouTube'da görmüyordum. Kolay gelsin, teşekkür ederiz Sayın Eyüp Can. Hoş geldiniz efendim. Buralardayız genelde. Her sabah saat 9'da yayındayım arkadaşlar. Bekliyorum canlı canlı. Sayın Zekai Kılıç, hocam emeğinize sağlık. Evhol demiş. Ben ancak gelebildim. Hoş geldiniz diyelim. Evhol'da listemizi aldık efendim. Bakalım. Sayın Ahmet Kaplan THY istemiş. THY de ekledik efendim. Sayın Emrecan Kıtır Safkar istemiş. Safkar'ı da ekledik efendim. Liste yapıyorum, evet. Sayın Mehmet Avcı DM SAS istemiş. Bayağı yazdık ya. Bunların hepsine nasıl bakacağız?
Evet, Sayın Ahmet Şimşek, sizin de kanınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sayın Ahmet Gökçe Yevtek listemde var efendim. Ekledim, birazdan bakacağım. Peki, bu kadar. Evet, endeksle ilgili bir şey söylemeye gerek var mı? Sabah rakamları verdim zaten. 2018 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyordu. Çıkamayınca da arkadaşlar ne yaptı? Aşağıya akmış oldu. Şimdilik biraz negatif süreç devam ediyor. Tabii Avrupa'da negatif arkadaşlar. ABD piyasaları da negatif. Saat 5.30'da ABD piyasaları da açılacak. Muhtemelen onlar da negatif açılırlar. Yani bugünden çok bir umudumuz yok şu an itibariyle. Böyle bir kenara çekilin ve izleyin. Hani hisseleriniz hareketli mi değil mi bilmiyorum ama bir kenara çekilip izleyeceksiniz. Bugün kimin günü? Biliyorsunuz arkadaşlar, teknik bir terim kullanacağım. Ayıların günü. Şortçuların günü yani. Bugün ayılar para kazanacak gibi duruyor. Tabii borsa bu, belli olmaz yine de. Belirsizlikler dünyası. Her an her şey olabilir. Sayın Abdulcan Baz, hoş geldiniz efendim. Valla akıllı adam hali başka. Bak, hemen eğitim dedik. Kazandıran strateji dedik. Sayın Abdulcan Baz aramıza görüşelim seviyesinden katılmış oldu. Alkışlarımızı ve kalplerimizi de Sayın Abdulcan Baz gönderiyoruz. Sayın Abdulcan Baz'a gönderiyoruz efendim. Kankam girer de ben geri kalır mıyım? Kankanız mı Uğur Onur? Maşallah, harika. O zaman sizden de ricam, numaramı yazdım zaten oraya. Bana WhatsApp'tan bir isminizi yazarsanız yayın biter bitmez hemen sizi de gruba eklemiş olayım. Alem Hocam merhabalar. Beni de gruba ekleyin. 62-72 sonu, 62-72 olan kim efendim? Telefonunun sonu 62-72 olan bana mesaj göndermiş ama. Uğur Bey siz misiniz? Abdullah, tamam. Sayın Abdulcan Baz, Abdullah. Abdullah Bey siz misiniz? Hanginiz? Veya başka bir arkadaşım mı? Bir arkadaşım bana gruba beni de ekler misiniz diye yazmış ama isminizi de yazarsanız efendim, eğer beni dinliyorsanız şu anda, mutlu olurum. Peki arkadaşlar, o zaman başlıyorum. İlk hissemizde Gesan'la Cemal Bey sormuştu. Cemal Bey de sağ olsun bizim eski üyelerimizden. Şimdi Gesan arkadaşlar, zaten şu an hareketini de görüyorsunuz. Çok fazla kap haberi vardı zaten. Yok, siz daha göndermediniz mesaj herhalde. Uğur Bey siz mi gönderdiniz? 62-72 olan siz misiniz? Telefon numarası sonu. İsminizi de yazarsanız. Tamam. Abdullah Bey, aldım mesajınızı. Uğur Bey, 62-72 olan sizin miydi efendim? İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Veya siz değilseniz, ha tamam, İsminizi de yazarsanız rica etsem oraya çok mutlu olurum. Tamam, harika Uğur Bey. Tamam, ikinizin de numarasını aldım arkadaşlar. Yayından hemen sonra gruba ekleyeceğim sizleri. Şimdi Gesan'la başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 16.67, 16.70 bölgesi bizim için taban bölgesiydi. Bir taban teyidi almıştık biz bu hissede. Ve dolayısıyla artık hareket bekliyorduk. Yani Gesan'da bulunduğu yer de harikaydı arkadaşlar. Yeni alımlar için hala uygun mu? Hala uygun. Ama işte yani 16.70 ile artık 18.90 veya 19 arasında da bir fark var. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğiz, değil mi? 20.96'ya kadar ben bir hareket bekliyorum Gesan'da. Bu bölgeden alımlar kademeli ve tamam Uğur Bey, aldım efendim şeyinizi, numaranızı. Bu bölgeden arkadaşlar alımlar artık şu dakika itibariyle kademeli olmalı. Yani 2 gündür primi var. Daha doğrusu son birkaç gündür primi var. Zaten biz Gesan'da bir hareket bekliyorduk. Bu kap haberleri, yani ihale sözleşme haberleri arkadaşlar, bir hikaye oluşturdu ve yavaş yavaş yukarı doğru atıyor. Güzel bir şirket, güzel bir hisse. Hacimli de yükselişi var. Yani bu bölgelerden alımlar bile para kazandırır mı diye soracak olursanız, evet arkadaşlar, para kazandırır. Şu anda al konumunda bir pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Geçelim Akhol'a. Akhol'da da arkadaşlar, şurada şu trendleri kapatalım. Akhol'da yani güzel primlenmiş hisselerden bir tanesi. Yani alım bölgesinde mi? Değil. Onu söyleyelim. 33.72 bölgesi bir alım fırsatı vermiş. Şu anda hissenin fiyatı 38.42 efendim. Yani düşmesini artık tavan ne olabilir derken 20.96'ya kadar Gesan'da hareket bekliyoruz Cemal Bey.
Yani 20.96'yı gördükten sonra bir kar satışıyla karşılaşabilir, üstüne atabilir. Bunu şu anda test etmek imkansız, bilmek yani. O bölgeye yaklaştıkça hacme de bakacağız, işte harekete de bakacağız. Eğer üstüne atamıyorsa pozisyon azaltacağız. Diyelim ki elinizde takip ediyorsunuz. Üzerine atarsa da 20.96 destekli takip edilecek. Ne zaman düşer kısmına, şu anda al konumuna geçti, yani düşer kısmını bilemeyiz. Ama yani güzel hacimli yükseliyor. Böyle bazı hisseler vardır ya, böyle tak 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 her gün tavan yapar yükselir. Ondan sonra da tak 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 her gün taban yapar düşer. Öyle çıkmıyor. Yani biraz daha böyle sağlam ayağını yere basacak şekilde çıkıyor. Çünkü taban teyidi de vermişti biliyorsunuz 16-70 bölgesinde. O şekilde çıkıyor. Umarım sorunuza cevap olmuştur. Evet Sayın Turhan efendim, hoş geldiniz. Siz de arkadaşlar, size de kalplerimizi ve alkışlarımızı gönderelim. Eksik olmayın. Sayın Turhan, siz de yukarıda numaram var efendim. Oradan WhatsApp'tan bana ulaşırsanız çok mutlu olurum. Sizi de gruba eklemiş oluruz. Grubun avantajlarını zaten söyledim arkadaşlar. Biliyorsunuz günde iki defa stop listesi paylaşıyorum. Ki stop listesi çok önemli. Çünkü bizim grubun arkadaşlar, benim oluşturduğum grubun iki tane çok önemli amacı var. Çok önemli amacı var. Bakın bir tanesi karınızı maksimize etmek. Yani en yüksek karla en hisseden çıkmanıza sağlamak. İkincisi de zararınızı minimize etmek. Diyelim ki zarardasınız. O zaman stoplarınızı kullanacaksınız. Kar için de o stop bölgesini kullanacağız arkadaşlar. Bunlar zaten eğitimlerde anlattık. Şu an gruba görüşelim seviyesine üye olan arkadaşlar geçmiş eğitimleri de izleyip bunun nasıl gerçekleştiğini görecekler. Bir de arkadaşlar önümüzdeki hafta dediğim gibi borsada kazandıran stratejiyi anlatacağım. Yani onunla ilgili güzel de bir eğitimimiz olacak. Bugün 3 tane arkadaşımız da yeniden aramıza katılmış oldular. Sayın Murat Göçer, yaprak bakmadık. Yeni başladık efendim. Birazdan bakacağız diyelim. Sayın Mustafa Ünalan Aselsan istemiş. Tabii ki efendim, hemen listemize ekleyelim Aselsan'ı. Sayın Saime Günalp, İhlas Gayrimenkulü zamanı gelecek mi demiş. Bilmiyorum efendim. İHL GM diye ekleyelim listemize. Mustafa Ünalan Tav HL istemiş. Öyle mi? Onu da ekleyelim efendim. Birazdan bakalım. Sayın Alper Büker, hoş geldiniz. Sesini duyuruna şükür demiş. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sayın Murat Altuntaş, üye olalım hocam demiş. Olun efendim. Şeref duyarız. Sizin gibi arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız. Katıl aracılığıyla görüşelim seviyesine üye olursanız arkadaşlar memnuniyet duyarız. Oradan da sizleri WhatsApp grubumuza eklemiş oluruz. Hem portföyünüzü değerlendiririz arkadaşlar orada birlikte. Hem de takip listemizi görmüş olursunuz. Oradaki hisseleri alma konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Yani siz hisseleri tercih edebilirsiniz yani o amaçlı. Bir de eğitimlerimize katılmış oluyorsunuz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Akhol'da burada 33.72 bir alım fırsatı vermiş bu düşüşten sonra ve şimdi tekrar bir V çıkışına benzer bir çıkışı var. Hafif de olsa. Şimdi buradan alınmaz diye bir şey yok Akhol. Buradan alınabilir. Zaten al konumunda bir pozitif, herhangi bir sorun gözükmüyor şu dakika itibariyle. Fakat buradan alımlarda 33.70 bölgesine tekrar düşme ihtimali ve riskini göz önünde bulundurmak lazım. Hani yayının başında bir şey demiştim ya arkadaşlar. Şimdi az önce ben endeksin grafiğinde örnek verdim. Alın size bir örnek daha. Yaklaşık bakın Temmuz ayından, hatta Temmuz bile demeyelim buna, Mayıs ayından arkadaşlar Ekim ayına kadar tam 5 ay boyunca bir bant hareketi yapan bu hisse, 5 ay boyunca bekleten bant hareketi yapan bu hisse. Bakın efendim. 5 ayın sonunda buradaki 25 bölgesinden kendini nereye kadar atıyor? Neresi burası? 49.50. %100 prim yapıyor. Hangi süre içerisinde? İşte 2 aylık bir süre zarfı içerisinde. Akol. Şimdi 5 ay burada bekleyen bir insan. Hocam biz çok sıkıldık. İşte hisse bir türlü yükselmiyor. Bir bant hareketi yapıyor. Yukarı geliyor. Dirençle karşılaşıyor. Tekrar aşağı geliyor falan. Bekliyorsun. Eyvallah güzel. Ama üstüne 2 ay daha koy. 7 ay beklesen, bak 5 ay beklemişsin para kazanmamışsın ama 2 ay daha koy. 7. ayın sonunda %100 para kazanıyorsun. Bir portföyü bir yıl içerisinde %50 yükseltmek bile büyük başarıyken 7 ayda bakın %100 yükseltebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ki bunu siz burada işte 20 TL'den, 22 TL'den de maliyetlendiğinizi düşünün.
arkadaşlar. O zaman ne olacak? %100'ün üzerinde bir prim yapmış olacak. Yani bunun açık ve net örneği bakın size önümüzde Ahol grafiği. Ha şimdi bu hisse tabii bu primi yaptıktan sonra biraz kar satışıyla karşılaşıyor ve 33.70 bölgesi, biz buraya bir destek atmışız efendim. Daha önceki tepe bölgesi. Burası zaten yani teknik analizde neredeyse arkadaşlar teknik analizde bir kuraldır. Bir önceki tepe sınanır. Bakın bir önceki tepe sınanmış. 2021'deki Şubat ayındaki bu tepe bu yükselişten sonra gelmiş tekrar ne yapmış arkadaşlar? Sınanmış. Biz de oraya bir destek atmışız. Ve ne enteresandır ki sınandıktan sonra nereden dönüyor yine? Bakın buradan dönüyor. Onun için biz buraya bir alım bölgesi demiyoruz. Alım fırsatı diyoruz. Ha, buraya kadar düşmüş, alım fırsatıdır. Alırsınız. İşte 33.70 bölgesinde şu an kaçta? 38. İşte 5 TL lot başına para kazanırsınız. Bunun gibi düşünün. Şimdi Sayma Hanım bir soru sormuş. Hocam diyor ben İhlas Gayrimenkul'de bir yıldır bekliyorum. Para kazanamadım. Hep düştü diyor. Şimdi orada da arkadaşlar şu var. Bakın. Şimdi şimdi Akol olduğu için söylemiyorum ama Sayman mı sorusuna ve sizlere de borsa okur yazarlığı açısından çok önemli cümleler kullanacağım. Bakın. Lütfen dikkat edin. Şimdi bu Akol al konumda ve pozitif ve şu anda hissenin fiyatı 38 lira. Nereden geldi bu hisse? Geçen sene işte Nisan-Mayıs aylarında 18, 19, 20 TL'lerden geldi. Şimdi de 38 TL. Bakın ekranda görüyorsunuz. Efendim buradan biz malı aldık. Ne diyoruz? 33.70 bölgesi destekli takip edilmeli. Çünkü buraya kadar düşüşleri normal karşılarım ben tekrardan. Bir parça aldınız hisseyi. Geldi 33.70'leri gördü. Evet Turhan Bey gördüm efendim mesajınızı. Hoş geldiniz. Ben sizi de gruba yayından sonra ekleyeceğim. 33.70'leri gördü. Değdi. Yukarı attı ama çıkamıyor. Bu bölgede biraz hareket etti. Ne yapacaksınız akıllı bir insan olarak? Ha diyeceksiniz ya bu tamam 33.70'in üzerinden artık kalamıyor. Altına pin bırakmaya başladı. Altına sarttı biraz. O zaman sadece bir parça veya iki parça aldığınızı varsayalım. Ne yapacaksınız arkadaşlar? 38 TL'den aldığınız bu hisseyi 33 TL'den 32 TL'den zararına kol kesecek şekilde satacaksınız. Ben satın demiyorum. Bakın yatırım tavsiyesi değil. Sonra bir hisse gelecek aşağı kadar. Belki önümüzdeki Akol için söylemiyoruz bunu. Yanlış anlaşılmasın. Aşağı gelecek hisse. Nereye kadar? İşte süzülecek. 25 liraya kadar. Hatta bir önceki bölge olan 22 liraya kadar süzülecek. Peki siz burada lot başına 6 TL zarar ettiniz değil mi? 6.000 lotta 6.000 lira. 60.000 lotta 60.000 lira zarar ettiniz. Peki bu hisseyi takip ediyorsunuz. Bu hisse buraya geldi ve buradan aldınız. Sıfırdan bir daha alım bölgesine geldi artık. Buralarda biraz hareket yaptı. Tabii kaç ay geçti? Belki 2 ay geçti, belki 5 ay, belki ay, belki 7 ay geçti. Yaşıyorsunuz yani. O sırada doğum gününüzü kutladınız, tatile gittiniz, geldiniz. İşte ne bileyim çocuğunuzun doğum gününü kutladınız. Belki yeni bir çocuğunuz oldu. Belki kardeşinizi evlendirdiniz. Aylar geçti. Bakın borsa böyle bir yer arkadaşlar. Sonra bu alım bölgesine geldi. Siz 6.000 lira veya 60.000 lira portföyünüze göre kaybettiğiniz bu hisseden buradaki alım bölgesinde maliyetinizi buraya getirdikten sonra tekrar yükselmeye başladığında o paranın kat 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 fazlasını kazanırsınız. İşte stoplar bunun için önemli. Ya yani bir hissede mesela ben burada analiz yaparken ne diyorum? 33.72 kırılırsa pozisyonu kapatacaksın. Bitti. Bitti yani bu kadar. ...35 altına düşer mi? Cemal Bey yazmışsınız. 35 altına inmesini bekleyip bu değerlerden ilk alım kademesini demişsiniz. Şimdi şöyle zaten 38 var şurada. 38'in altında kapanış alıyorsa zaten 36'ya kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Şurada 20 ortalamamız var bakın. Bu 36-60 bölgesini ilk alım bölgesi olarak denenebilir illa istiyorsanız. Ama altına sarkacak olursa burada 33'ler, 34'ler tekrardan görünür. Onu da ifade etmiş olalım arkadaşlar.
Umarım dediklerim arkadaşlar anlaşılıyordur. Yani yanlış bir şey söylemekten de çekiniyorum sizleri kırmamak için veya işte yanlış anlaşılmasın diye. Fakat durum böyle. Bakın, bu bir alım bölgesi. Bir bant hareketi yapmış buralarda. Bu alım bölgesinde bir hisseyi aldığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsınız. Beklersiniz 5 ay, 6. ay çıkar. Ama hisse yukarıdayken alırsanız, hisse düşmeye devam ederse pozisyon kapatacaksınız. Yani nereden aldığınız da önemli değil mi? Peki efendim, geçiyorum. Çok hissemiz var, acele etmemiz lazım. Mesela örnek, yine burada da biraz duracağız, stoplayacağız kendimizi. Niye? En iyi örneklerden bir tanesi bu ADESE mesela. Şimdi bakın, daha önce de bu bölge test edilmiş mi? Evet, edilmiş. Hızlı gelmiş, hızlı çıkmış. Görüyor musunuz? Yani bu hisse buraya geldikten sonra çıkmaz diye bir şey yok. Yani bu hisseyi gelip de ben kimseyi alın demiyorum. Alım bölgesinde bu hisse bakın. 74'lerde, 0.74'lerde. Ve bu hisse biri gelse bana dese ki hocam ben ADESE'yi buradan alacağım, bana ne dersin? Ben hiçbir şey demem. Anlatabiliyor muyum? Mesela Akbol için derim. Bak, oraya geldiği zaman dikkat et derim. Alma demem bakın. Alın da demiyorum kimseye. Ama şimdi ADESE'yi bu bölgelerden, hani ADESE üzerine değil, alım bölgesinde olduğunu düşündüğümüz hisseleri bu bölgelerden alındığında, yani niye alınıyorsun demem yani. Arkadaşlar, bakın çok net ifadeler kullanmaya çalışıyorum. Kaç ay bekletir? Bakın, bekliyoruz. Ne zamandan bekliyoruz? Hadi diyelim ki işte Temmuz'dan bekleyenler var. 1 liralardan maliyetlenenler. Kaç aydır bekliyorlar? 6 aydır bekliyorlar. Belki 2 ay daha bekleyecekler. 8 ay. Sonraki 2 ay veya 3 ay şu bölgeye gelse, 2,5'ları, 3'leri görse ADESE ve sizin maliyetiniz 85 kuruş olsa veya 1 TL olsa, 1 yıllık bazda baktığınızda arkadaşlar, paranızı 2 katına çıkarmış, hatta 3 katına çıkarmış oluyorsunuz değil mi? İşte az önce dedim, yayına başlarken dedim. Yani küçük yatırımcı akşam yatıyor, pazartesi günü akşam diyor ki cumaya kadar %10 kazanayım ben. Yani bu planları bıraktığınız zaman arkadaşlar para kazanmaya başlarsınız. Yıllık bakacaksınız yani. Sizler bu işin ne diyeyim, hani profesyonel değilsiniz demeyeyim, yanlış anlaşılır o da. Yani sürekli başında durup da trade yapan insanlar değilsiniz çoğunuz. Yani yapan varsa saygı duyarım. Saygı duyarım. Peki, ADESE de böyle arkadaşlar. Şu an alım bölgesinde hareket yapmasını beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Ne zaman çıkar onu, ya diyorum işte borsada en önemli şey zamansallık. Bunu bilemediğimiz sürece ya bu zamansallığı bilemeyiz arkadaşlar. Garfa, evet, şu anda al konumuna geçmemiş henüz ama bugün hareketi güzel arkadaşlar. 13.28 üzerinde olumlu oluruz. 13.28 üzerinde bugün ve yarın kalırsa arkadaşlar, uzun zamandır sat konumundaymış Garfa. 13.28 üzerinde kalıcı olursa biz de olumlu oluruz. Peki, Petkim'e bakalım. Petkim'de şu anda sat konumunda ve negatif. Ne yazık ki arkadaşlar, burada 8.59'un üzerinde kapanış almalı Petkim. Bugün de biraz negatif, -1.17 kadar. 8.59 önemli bir bölge. 5 ortalamanın üzerine atmak zorunda. Atamadığı sürece arkadaşlar Petkim aşağıya doğru akmaya devam edebilir. Şu anda sat konumunda. Alım için tabii bir tercih meselesi arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimiz ama 8.59 üzerine atmadığı sürece alım için şimdilik çok da uygun bölgede değil. Onu ifade edelim Petkim için. Yani kısa vadeli bakıyoruz biliyorsunuz. Yani orta vadeli bakacak olursak şu cümleyi, biri oturduğu yerde mesela şu anda hepiniz farklı, Türkiye'nin veya dünyanın farklı yerlerinde oturduğunuz, beni dinliyorsunuz varsayalım. İşte 8.42, yani bir tanesi oturdu ya da yürü be işte. 8 liraya Petkim görmüş alınmaz diyor. Ne biçim
İşte analistsin sen de. Çekil kenara. Kapatın şunu ya. Kapat. Kapat. Kim açtı bu YouTube'u ya? Kim açtı bu Borsanın Alemi kanalını? Kapatın şunu ya. Adam 8.42'ye gelmiş, petkimi alınmaz diyor. Yani ne biçim adamsın sen? Ne biçim? Diyebilirsiniz. Haklısınız arkadaşlar. Yani orta uzun vadede tabii ki petkimin imkansız ya bu rakamlar. Ya Petkim gibi bir şirket 8 lira. Petkim gibi bir şirket 9 lira. Petkim gibi bir şirket 10 lira. Komik, komedi. Gerçekten komik. Ben orta vade uzun vade için söylemiyorum. Orta uzun vade düşünen Petkim'i soran arkadaşım, hocam ben orta uzun vade düşünüyorum diyorsa gözünü kapat al o zaman. Hiç sormana gerek yok Petkim'i bu seviyelerde. Ama biz kısa vadeli işlem, yani kısa vadeli analiz yapıyoruz ya, mesela pazartesi, perşembe günleri yapıyorum. Bir de pazartesi arkadaşımız sorduğunu varsayalım. Bana dese ki mesela bugün soran arkadaş pazartesi günü, ya hocam sen bana işte Petkim burası uygun dedin. Bak 3 gündür düşüyor. İşte cuma günü de düştü, pazartesi de düştü. Sen o gün al demeseydin biz belki bugün daha aşağıdan alırdık diyebilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani lütfen konuştuğum cümleleri de biraz kısa vadeli düşünün. Peki, geçiyorum. Akıllı adama lafın tamamı söylenmezmiş. Manas sormuş bir arkadaşımız. Bakalım. Bayağı prim yapmış bu da. Manas. Bakın burada bir bant hareketi yapmış. Gördüğünüz gibi Manas. Beklemiş yani. Ağustos'tan itibaren arkadaşlar taban hareketi yapmış. 4-5 defa test etmiş bu bölgeleri. Ve ondan sonra da üzerine atmış. Gördüğünüz gibi 18-13 bölgesinden. Yani şu anda biz bir direnç belirtmeyelim. Zaten tarihi zirve seviyelerinde. Destek olarak da arkadaşlar ortalamaları kendine doğru biraz çekeceğini düşünüyorum. İşte bu kadar yukarı çıkmış. Altta bir iki de gap boşluğu var arkadaşlar. Şurada bir tane var. Bu kadar prim yapmış bir hisse. Hocam dün düştü. Bugün de düşüyor. Yarın da biraz düşerse bu buradan alınır mı? Düşüşün bittiğini görmek lazım arkadaşlar. 27-23 bölgesi önemli bölge. 27-23 bölgesi önemli bölge. Onun altında kalacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Yeni alımlar için arkadaşlar buralarda dikkatli olmak lazım. İlla ben alacağım. Gece aksakallı dedeyi rüyamda gördüm. Bana Manas, Manas, Manas dedi derseniz, illa alacağım diyorsanız arkadaşlar lütfen kademeli alım ve portföyünüzü ayarlayarak alım tercih edin diyebiliriz. ARDYZ. Evet. Hemen şuraya bir destek hattı çizelim. Güzel bir yer vermiş bize. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Bakın kendisi ayarlamış her şeyi. 8.66, 8.70 bölgesi. Yani böyle milim milim bakmanıza gerek yok arkadaşlar. 8.65 ile 8.70 bölgesi diyebilirsiniz bu bölgeye. Efendim. Şimdilik tabii tarihi zirve seviyelerini görmüş. Oralarda ARDYZ 8.66 bölgesinin altına inmediği sürece akımda kalın, kâr almak için acele etmeyin. 8.60'ın altına, 8.66'nın altına inmediği sürece sorun yok, ama altına gelecek olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Evet. Kontrol matik bakalım. Arkadaşlar, gap bölgeleri var altta, buna dikkat etmekte fayda var. Tarihi zirve seviyelerinde bu da yine. Burada 116.38 altında kalmış dün, bugün tekrar üzerine atmış. Yani dikkat etmek lazım her ihtimale karşı. 116 bölgesinin altına inmediği sürece sorun yok, ama altına gelecek olursa kontrolmatikte dikkat edelim elinde olan arkadaşlar için. Elinizde yoksa zaten yeni alımlar için kademeli olması gerektiği kanaatini taşıyorum efendim. Her ihtimale karşı. İş GYO. Evet, bu da güzel prim yaptı. Biliyorsunuz 1.80'lerde 1.90'larda takip ediyoruz biz bu hisseyi. Takip ediyorduk. Yani güzel prim yaptı. Yukarı attı. Tarihi zirve seviyelerini gördü. Şimdi biraz kâr satışı yiyor gibi. İlk stop vermiş. Yani 4.49'un altında şu anda. Eğer 4.49'un üstüne çıkarsa pozitif süreç devam eder arkadaşlar. Altında kalmaya devam ederse burada elinde olan arkadaşlar için biraz pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Ama
Eğer 4.49'un üzerine çıkamıyorsa burada 3.68'lere kadar bir risk barındırıyor. İş GYO. Evet, elinde olan arkadaşlar için önemli bir nokta. Pinsu'ya bakalım. Arkadaşımız Pinsu ile ilgili sorarken ya toplama sormuş ama şuradan son bir aylık değişime bakalım arkadaşlar. Evet, burada yatırım finans Gedik ve Bankof satış kısmında iş yatırım falan almış. Çok iyi gözükmüyor işin açıkçası. Biraz satılmış. Toplama olması lazım biraz daha. Beklemekte fayda var. Toplama için. Burada 3.17'nin üzerinde kalıcı olması bizim için önemli. 3.17'nin altında kalıyorsa negatif süreç devam etme riskiyle karşı karşıya. Ortalamaları kendine doğru çekiyor Pinsu. 3.17'nin üzerinde kalacak olursa arkadaşlar yavaş yavaş olumlu oluruz ama bir taban teyidi vermesini beklerim ben artık bu seviyeden sonra. Hani ne demek bu? Bu şu demek. Yani şuralarda böyle bir hafta 10 gün kadar kalırsa ben bir taban teyidi almış olurum Pinsu'da. Ondan sonra hareket devam edebilir arkadaşlar. Evet, Nazif Bey neredesiniz ya? Az önce kulağınızı çınlattık. Kıymetli moderatörüm, hoş geldiniz. Siz de. Diğer arkadaşların da yazdıklarına bakacağım arkadaşlar. Biraz hisse bakayım, ondan sonra onların hisselerini de yazmadıklarımı hem listeye ekleyeceğim hem de onlara selam vereceğim. Ama Nazif Bey'i ismini görünce dayanamadım. Hemen konuşayım dedim. Nazif Bey'in yeri bende ayrı biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. 11.30 ile 14.14 arasında bir dinlenme bölgesi demiştik Nibaş için arkadaşlar. Dinlenme bölgesi devam ediyor. Ortalamaları kendine çekti. Şimdilik ne diyelim? Şimdilik 11.30 destekli takip edilebilir Nibaş. Yani altta alanlar zaten şu an hala kârdalar. Bu bölgeden alımlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii kademeli olmasında fayda var diyelim arkadaşlar. Nibaş'ın da her ihtimale karşı hoş geldin. Yakın gözlerinizi değiştirdiniz. Daha yaşınız genç ya. Nazif Bey, hayatınızın baharındasınız. Evet. Cemal Bey, üyeliğinizi öğrenelime yükseltmişsiniz. Efendim, hoş geldiniz. Size de kalplerimizi ve alkışlarımızı gönderelim. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Zaten eskiden beri bizim grubumuzun anlatalım seviyesi üyesiydi. Şimdi öğrenelime seviyesini yükseltmiş Cemal Bey. Eğitimlerimize katılma hakkını kazanmış oldu bu sayede. Evet arkadaşlar. Nibaş böyle dediğim gibi 11.30. Şimdilik bir taban teyidi de aldık gibi devam ediyor. Metur bakalım. Metur'da arkadaşlar şurada bir taban teyidi almıştı 2.92'de. Şimdi kendini üst banda atmaya çalışıyor 3.96. Üzerinde kalırsa olumlu oluruz arkadaşlar. Ha, kalmasa bile bu bölgeler hala aslında bakarsanız alım bölgesi mi? Alım bölgesi diyebilirim. Metur. Tekrarlıyorum. Bu bölgeler alım bölgeleridir arkadaşlar. 3.96 üzerinde de 6.10 ilk hedef fiyatımızdır. Hareketini yapabilir efendim. Metur için söylüyorum. Yaprak bakalım. Kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Burada yani gap bölgeleri de var. İşte biraz hareketli pin hareketi var hissede. Aşağı yukarı çok pin bırakıyor. Bu da çok yorar arkadaşlar. Yani anlık bakamayanlar, yani sürekli önünde ekran açık olamayanlar için yorucu bir iş. Onu söyleyeyim. Şimdilik stabil arkadaşlar. Ne oldu? Yani aşağı veya yukarı tam bir hareket belli değil yaprakta. 30-50 bölgesinin üzerinde kalırsa olumlu oluruz. Öyle diyelim efendim. 30-50 bölgesinin üzerinde kalırsa olumlu oluruz. Kortsa bakalım.
Kuartzada da 30-48 bölgesine biz bir destek atmışız. Bu bölgeden Aralık ayındaki bu düşüşte bir destek almış, tutunmuş bu bölgeden, tekrar yukarı atmış fakat negatif süreç bir daha başlamış. Şimdilik negatif ve olumsuz arkadaşlar. 33.55'in üzerine atmadığı sürece biz Kortsa'da olumlu değiliz. Onu söyleyelim. Tekrarlıyorum. 33.55 üzerine atmadığı sürece olumlu değiliz. 30.48'e kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Buraya kadar geri çekilirse arkadaşlar bu nedir? Bizim için bir alım fırsatıdır. Alım bölgesi değilim. Alım fırsatı. Petun bakalım. Petun'da arkadaşlar sat konumundan al konumuna geçmek üzere. Burada da efendim 20-13 bölgesi önemli ortalamamız. 20-13'ün üzerinde kapanış alırsa pozitif hareket başlayabilir. Soran arkadaş elinde varsa 20-13'ün üstünde kaldığı sürece sorun yok. Ama tekrar 20-13 kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. VBTYZ. VBTYZ güzel tarihi zirve seviyelerinde al konumunda ve pozitif fakat yeni alımlar için artık risk barındırır. Hacimli yükselişleri var güzel. Artık buradan sonra şeyi bekliyorlardır arkadaşlar. Birilerine malı verelim. Onlardan biri olmayın. 29.32'nin altına inmediği sürece sorun yok. Elinde olan arkadaşlar için söylüyorum. Yeni alımlar içinse arkadaşlar 29.32 stoplu illa takip edeceğim diyorsanız takip edebilirsiniz. 29.32 lütfen bu rakama dikkat edelim. İSKP ile alım bölgesinde olduğunu düşündüğüm ve hareket beklediğim hisselerden bir tanesi daha. Aslında Salı günü güzel hareket yapmıştı ama dün ve bugün o hareketin bir sindirmesi gibi oldu. Bıktırıyor arkadaşlar, yoruyor. Bu da nereden baksanız işte Ekim ayından bu yana işte 4-5 aydır gördüğünüz gibi arkadaşlar alım bölgesinde bekletiyor. Bakalım ne zaman hareket yapacak? Hareket yapmasını beklediğimiz hisselerden bir tanesi. 4.47 taban teyidi verdi arkadaşlar. Aslında daha önce 5.18 bölgesinde de bir taban teyidi almıştık ama tekrar aşağı geldi. İkinci bir taban teyidini 4.47'de aldık. Yani ilk hedefimiz 5.18 olmak üzere arkadaşlar. Biz İSKPL'de hareket bekliyoruz yukarıya doğru. CRDFA bakalım efendim. Evet, CRDFA ile ilgili daha önce yaptığımız analizlerde ne demiştik? Arkadaşlar 2.56 burada bizim bir sonraki destek bölgemizdi. 3.14'lerde bir taban teyidi alamamıştık. Altına sarkmıştı. Şimdi 2.56'larda bir taban teyidi arıyoruz. Şimdilik hisse 2.35'lerdi. Sat konumunda ve negatif. 2.56'nın üzerine çıkmadığı sürece olumlu değiliz efendim. 2.56'nın üzerine çıkarsa ve oradan biz bir taban teyidi alırsak o zaman olumlu oluruz. Peki şöyle bir soru ve şöyle bir cevap. Hocam tamam 2.56'nın üzerine çıkar elbet. Bugün olmasa yarın çıkar. Ama şimdi bu hisse buralar uygun mu fiyatları diye biri soracak olsa. Evet. Fiyatları da uygun arkadaşlar. Yani aşağı güzel geldi. Yani tam bir taban teyidi almasak da alım bölgesi olarak düşünmesek de arkadaşlar bu bölgeden alımlarda kademeli alım yani. Böyle maksat portföyde dursun diye bir kenara koyacaksanız sizi pişman etmez diyelim. Tabii sabırlı olanları. Sabırsız olan herkesi her hisse pişman eder arkadaşlar. Aydem 6.48. Şimdi burası bir tutunma bölgesi olmuş. Fakat tutunamazsa aşağı doğru gelirse sorun büyür. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Aydem. 6.48'in altında kapanışlara başlamamalı. Eğer başlayacak olursa şu bölgeye kadar düşüşleri normal karşılarım ki burası neresi? 5.90 bölgesi. Tekrarlıyorum. 6.48'in altında kapanışlar başlarsa 5.90'a kadar düşüşler başlayabilir. Zaten şu anda sat konumunda ve negatif.
Evet efendim. RN Pol bakalım. Al konumunda bir pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada arkadaşlar 13.72'nin altında kalmadığı sürece sorun yok. Daha önce kalmış birkaç defa ortalamaların altında. Bu defa kalırsa sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla efendim 13.70 diyelim. Hadi orayı geçelim. Hocam maliyetim iyi diyorsanız 13.22'lere kadar herhangi bir sorun yok ama 13.22'yi de kırıyorsa pozisyon azaltmakta fayda var arkadaşlar. Yeotek. Evet. Yeotek biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır hareket etmesi bekleniyordu. Bir bant hareketi yapmıştı. Bu da 90'lardan hatta 100'lerden arkadaşlar aşağı geldi. 47 bölgesi, 48 bölgesi ve 55.08 bölgesi özellikle çok ciddi bir taban oluşturdu. Şimdi de 63.75'in üzerine attı. 63.75'in üzerinde hareketin hızlanmasını bekliyoruz artık. Yani bugünkü hareket %6'nın üzerinde ve hacimli de bir hareket. Şöyle bir 63.75'in üzerinde arkadaşlar bugün ve sonrasında takip eden günlerde yukarı doğru hareket olmasını bekliyorum artık uzun süredir. Çünkü bu 55.08 ile 63.75 arasında kaldı. Bir sürede 47 bölgesi ile 55 bölgesi arasında kaldı. Şimdi artık yavaş yavaş hareketlenme zamanı geldiğini düşünüyoruz. Ama gücü 97'lere kadar yeter mi? Onu artık önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama en azından buradan şöyle bir 70'in, 75'in, 80'in üzerine atmasını beklerim. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Kutba bakalım. Düşüş nereye kadar sürer diye bir soruydu, değil mi? Evet, soru oydu. Şu anda sat konumunda ve negatif arkadaşlar. 69-76 bölgesinin altına gelmiş. Şimdi 45-10 bölgesi var. Şu anda sat konumunda ve negatif. 45-10 bölgesine kadar düşme riski var zaten. 52'lerde şu anda. Buraya kadar gelip tutunursa eğer şu bölgede 45-10 bölgesinde tutunursa arkadaşlar bakın daha önce tutunduğu bölge buralarda tutunursa bu önce bir alım fırsatı verir. Taban teyidi alırsak da alım bölgesi haline gelir. Diyelim. Evet, yani 45-10'a kadar düşme riski ve potansiyeli var. Zaten şu anda sat konumunda ve negatif. Zaten 59 bölgesinin üzerine atmadığı sürece de olumlu değiliz arkadaşlar. Hedef girişim bakalım efendim. Hedef girişim. Burada da hani hisse tam olarak ala dönmemiş. Ortalamaları kendine doğru çekmeye çalışıyor. 254 bölgesinin üzerine pin bıraktı. Ama altında kalmış. 254'ün üzerine atarsa bir tutunma bölgesi burası bakın. 254'ün üzerine atarsa arkadaşlar biraz daha olumlu oluruz. Hedef girişimde. Ama atamazsa tekrar bakın bu 232'ye kadar bir düşme riski ve potansiyeli de mevcut. 254 önemli bir bölge bu nedenle. Üzerine atmak zorunda diyelim. NT gaz bakalım arkadaşlar. NT gaz da burada yani hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil. Taban teyidi almadan yükseldi ama 7.58 önemli. Dün üzerine atmış. Bugün de üzerinde. Birkaç defa pin bırakmış. Arkadaşlar bakın. Üzerine atamamıştı. Bu güzel bir başarı. Yani şu an artık elinde olan arkadaşlar 7.58'i takip etsinler. Yeni alım için NT Gaz'da al konumunda bir pozitif. Hacim de fena sayılmaz. Yeni alımlar için arkadaşlar 7.58 destekli takip edilebilir. Yani 7.58'in altına inmediği sürece bir sorun yok diyebiliriz. Efendim. Elit bakalım. Evet. Elit de önemli bir bölgede. 18.02 neredeyse taban teyidi vermek üzere. Birkaç gün daha bu bölgede şöyle bir hareket yapacak olursa arkadaşlar yukarıda gap boşlukları da var bakın. Alım bölgesi diyebileceğimiz bir bölgede artık. Elit. Yani biri gelse dese ki hocam ben bu eliti buradan alacağım bana ne dersin? Ne derim arkadaşlar?
Hiçbir şey demem. Eukyo. Efendim 4.29 önemli bir destek ve direnç bölgesiymiş. Bu direncin üzerine attıktan sonra 5.48'lere kadar bir pin bırakmış. Pin demeyelim de 5.38'de açmış. Yani direnç bölgesine yaklaştıkça o bölgeden açmış, tekrar kırmızı yakmış dün ve bugün. Hacimli de bir düşüşü var. Tekrar 4.28'lere kadar düşme riski ve potansiyeli mevcut. Her ne kadar al konumunda olsa da EUKYO'yu takip eden arkadaşlar 4.29'lara kadar düşme potansiyeli olduğunu bilsinler. Eğer bugün 4.72'nin altında kapatacak olursa, şu an 4.68, 4.72'nin altında kapatacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Katmer bakalım. Evet, katmerde de yani şu an tam orta bölgede, tam olarak yön belli değil işin açıkçası. Hala sat konumunda, ortalamaları kendine doğru çekiyor. Arkadaşlar 1.31'in üzerinde fiyatlı olması şu anda güzel katmerde. Heh, şu anda tam 1.31 oldu ama. 1.31'in üzerinde kalması lazım. Kalırsa biraz olumlu oluruz. Eğer 1.31'in üzerinde kalamazsa arkadaşlar, katmerde biz negatifiz. Bunu da ifade edelim. Peki, geçiyorum. EOHOL. Evet, güzel prim yapmıştı. Ehol 5.5'ları falan görmüş. 3.40 bir tutunma bölgesi diyelim. Yani destek gibi değil de tutunabilir ki tutunmuş. 3 gündür tutunuyor. Elinde olan arkadaşlar şu an sat konumuna geçmek üzere. Onu söyleyeyim. Eğer 3.40'ın altında kapanış yapmaya başlarsa sıralı desteklerimiz 2.97, 2.38 şeklinde devam ediyor. 3.40'da tutunursa arkadaşlar bu bir alım fırsatı olabilir. Yeni alımlar için yine de ama dikkat etmekte fayda var. Eyvah. Zaten orta vade hareket beklediğimiz hisselerden biriydi. Bence hedefine ulaştı arkadaşlar. Orta vadenin bile hedefine ulaşmış oldu daha orta vade gelmeden. TH'ye bakalım efendim. TH'ye de henüz sat konumunda değil. Hala al konumunda. Fakat arkadaşlar tabi endeks aşağı gelecek olursa ulaştırma endeksi güzel prim yapmıştı çünkü. Şöyle bir bakıyorum, yılbaşından bu yana ulaştırma endeksi %33 prim yaptı. Bir ay gibi bir zamanda. %33 prim yaptı. Hatta 3 gündür %2,5, %3'e yakın düştü. O olmasaydı %36, %37 prim yapmıştı Ocak ayında. Bu nedenle Türkiye Hava Yolları'nda artık biraz yavaş yavaş sanki kar satışları başlayacak gibi duruyor. Yine de elinde olan arkadaşlar 27.48 destekli takip edebilirler. 27.48'in altına inmediği sürece sorun yok diyelim. Safkar bakalım arkadaşlar. Şu anda al konumunda ve pozitif Safkar'da. Efendim, burada 7.20 bölgesi önemli bölge. 7.36 önemli, onun altında kalmış. Eğer bu bölgenin altında kapatacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Ama bu bölge 7.20'ye kadar düşme riskine sahip Safkar'da. Eğer 7.20'leri görecek ve onun altına kapatacak olursa artık son stop bölgemiz orası. Pozisyon iyice azaltılmalı her ihtimale karşı arkadaşlar. Demesas bakalım efendim. Demisaj. Gepli düşüşleri var. Bir taban bölgesi oluşturmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda sat konumunda ve negatif. 8.71'in üzerine atmadığı sürece biz pozitif değiliz arkadaşlar. DMS hasta. Gepli düşüşleri var ama aldanmayın. Nereye kadar düşeceğini, nerelerde duracağını bilemezsiniz. Dolayısıyla 8.71'in üzerine çıkmadığı sürece biz olumlu değiliz. Aselsan bakalım efendim. Şu anda Aselsan'da sat konumunda ve negatif.
Burada bir tutunma bölgemiz var. 21.05 bölgesi. Daha önce Aralık ayındaki düşüşte burada tutunmuştu. Şimdi de tutunmuş gibi görünüyor. Eğer bu bölge kırılacak olursa 17.95, 16.09'lara kadar düşme riski ve potansiyeli mevcut. Efendim. 21.05 tutunma bölgesi. Desteklemeyelim. Eğer kıracak olursa arkadaşlar bu bölgeyi de dediğim gibi aşağılara doğru akabilir. Şu anda sat konumunda diyelim. İHL GM bakalım. İhlas gayrimenkul. İhlas gayrimenkul. Evet, yani orta vade hareket beklediğimiz hisselerden. İhlas gayrimenkul. Şu an 0.78'lerde. Aslında güzel hareket bekliyordu. Bir taban teyit dalmıştık ama. Yani buralar alım bölgeleriydi arkadaşlar. Neresi burası? 0.85 bölgesi. 0.85, 0.86, 0.87 bölgeleri. Ama 0.78'lere kadar indi. Bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Daha önce gördüğü bölgeleri biliyoruz. Yani 1.60'lar, hatta şurası neresi? 1.70'ler falan. Tekrar o bölgeleri görebilir mi? Görebilir. Şimdilik sat konumunda ve negatif. Dolayısıyla 0.78 bölgesine, 0.79'un üzerine tekrar atmalı arkadaşlar. İhlas gayrimenkul. Eğer üzerine atacak olursa 0.84 bölgesine, hatta üzerine atacak olursa hareket hızlanabilir diyelim. Biraz sabır hissesi yoruyor. Evet. TAV Havalimanları. Şu anda sat konumunda ve negatif arkadaşlar bu hissede. Efendim, 36.44'ün üzerine çıkmadığı sürece biz negatifiz TAV Havalimanlarında. Hacim de fena sayılmaz ama 36.44'ün üzerine bir şekilde atmalı arkadaşlar. Üzerine atacak olursa biraz olumlu olabiliriz. Peki, okuyamadığım arkadaşlar için biraz geriye doğru gidiyorum. Evet, Alper Büker bas gezi istemiş. Son hisseleri yazıyorum arkadaşlar. Yazan arkadaşlar için. Yusuf Kabayel TTR istemiş. Ekledim efendim listeye. Feyzullah Yorulmaz. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. İssen istemiş. İsteği aldım. Sayın Aykut Güner Odaş istemiş. Bakalım alım bölgesinde mi diye. Ben alım bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Rica ederiz Cemal Bey. Sayın Yeo. Hoş geldiniz. Hocam bilirsiniz ki Eylül'den beri Yeo adına buradayım. Düşüşlerde bile hep mal toplayan taraftaydım. Yanılmadığımızı görmek sevindirici demiş. Güzel. Güzel efendim, güzel. Sayın Hüseyin Güven. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bera demiş. Bera da ekledik efendim listemize. Sayın Hanım demiş, hocam Tüpraş nerelere gitti? Petkim hala çok ucuz. Katılıyorum. Sayın Yeo, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin borsanın alemi demiş. Teşekkür ederim. Sayın Murat Kalan. Hocam Dardanel'de 3.40 maliyetim var. 4 liralara kadar tutmak amacım. Yorum yapar mısınız demiş. Dardanel'de listemizi aldık efendim. Evet, beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ederim Nazif Bey. Sayın Hamdi Başaran selam, iyi kandiller demiş. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Sayın Teoman Turgar hoş geldiniz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Kozal demiş, saygıdeğer demiş. Saygıdeğer olan sizlersiniz efendim. Kozal'ı da hemen listemize ekledik. Hamdi Bey, Sayın Hamdi Başaran Özgeyo istemiş. Özgeyo da listeme ekledim efendim. Evet, Vedat Bey de Vestel istemiş. Tabii ki efendim listemize ekledik. Sayın Mustafa Ünalan Sasa istemiş. Sasa'yı da ekleyelim. Yaprak bakıldı. Evet, çok sağ olun. Sayın Murat Göçeri.
İdeas demiş. Evet. Zekai Kılıç. Hocam teşekkürler demiş. Rica ederiz. Evet, beklemeye devam Sayın Hanım. Peki arkadaşlar, son hissemizde yazdık. O zaman son yazdığımız hisseleri de analizini yapıp ondan sonra yayını bitirelim. Sizleri de daha fazla yormayalım. Gevezelik ediyoruz ondan sonra, çünkü biliyorsunuz benim çenem açıldığı zaman arkadaşlar çok fazla gevezelik ediyorum. Kusura bakmayın. Efendim, Baskiye'si henüz hareketlenmedi. Bekliyoruz. Alım bölgesinde olduğunu düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Yıldız Pazar hissesi. Yukarıda güzel gap boşlukları var. Yani paranız varsa, alacağım diyorsanız da al işte ya, alınacak hisselerden bir tanesi. Yani ben alın diye demiyorum. Kimse yanlış anlamasın lütfen, ama yani macera aramayın kendinize. Heyecana gerek yok arkadaşlar. Hayat zaten yeterince heyecanlı değil mi? Yaşadığımız hayat. Özellikle nerede arkadaşlar? Bizim ülkemizde ne yazık ki birçok kötü haber duyuyoruz. Tabii her ülkede var. Tabii o açıdan söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama işte özellikle son bir yıldır enflasyonla uğraşıyoruz ya, o açıdan diyorum. Baskiye'si alım bölgesinde 13.77 direnç bölgesi efendim. Üzerine atacak olursa inşallah bu defa dananın kuyruğunu koparacak diyelim. TT Rak bakalım arkadaşlar. Türk Traktör. ...211.72... Evet, bu bölge önemli bölge. Bir tutunma bölgesi. Daha önce tutunmuş, üstüne atmış ama gücü yetmedi arkadaşlar. Biraz daha aşağı geliyor. Eğer burada tutunamazsa 182'ye kadar düşme riski ve potansiyeli var. Onu söyleyeyim. 212, 211.72 de tutunmazsa eğer 182'ye kadar düşme potansiyeli var. Şu anda sat konumunda. TT Rak. Hocam öyle deme, daha sumit içecektik. Valla ejderime göre sumitimizi içemiyoruz bir türlü ya. Uzun zamandır tamam. Havalar soğuk gidiyor. İssen bakalım. Evet, tarihi zirve seviyelerinde. Umarım soran arkadaş elinde vardır, onun için soruyordur. Çünkü bu bölgede alımlar arkadaşlar risk barındırır. Yani çıkmayacağı manasında değil ama belki çıkar da. Yani riskli artık yani. Portföyünüzün bir kısmıyla illa isterseniz takip edin. Ama elinde olanlar için konuşalım. 15-18 kırılmadığı sürece akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin. Para kazanın. Sloganımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Herkese para kazandıracağız. Para kazanmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Ama lütfen siz de elinizden geleni yapın. 15-18 destekli takip edilebilir efendim. Odaş bakalım. Ona da zam geldi herhalde demiş. Ejder meyveli smoothie'ye de zam gelmiştir herhalde. Odaş arkadaşlar, evet, alım bölgesinde olduğunu düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Hareket bekliyoruz. Artık Odaş'ta yapacak bir şey yok. 1.33 alım bölgesi desteği arkadaşlar. Şu anda ise 1.36'da. Yani ben bu bölgeyi çok kırmasını beklemiyorum Odaş'ın. Ve buradan artık hareket yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Odaş için. Peki. Bera bakalım. Ya Bera da zaten biliyorsunuz. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. 9.32'den destek aldı. İşte 11 atmadı gerçi. 10.66'lara kadar attı. Sonra bir daha geldi. Yani alım bölgesi, orta vadede alım bölge, orta vadede arkadaşlar hareket beklediğimiz hisselerden biri. Hala alım bölgesinde. Bu bölgeden alımlar biraz sabırla para kazandırır ama siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Stoplara uyacaksınız. Stoplara uyduğunuz müddetçe sorun olmaz efendim. Yukarıda 11.30 ilk hedef bölgemiz Bera için. Dardanel bakalım. Şu anda sat konumuna gelmiş Dardanel. 3.44'ün üzerine çıkmadığı sürece biz Dardanel'de negatifiz. Soran arkadaşım için maliyetim kaç demişti? Bir bakalım. Üç kırk demişti.
Yani 3.40'sa maliyetini şu an zaten 3.41'de. Hani 3.18'e kadar düşüşleri normal karşılarım, onu söyleyeyim. Yani umarım düşmez. Şu anda sat konumunda ama. Yani gelecek olursa da niye geldi demem yani 3.18 bölgesine. Onu söyleyeyim. Buradan da atak verir, yukarı atarsa inşallah olur ama şu anda sat konumunda ve ben dar genelde negatifim. 3.44'ün üzerine atmadığı sürece negatifiz efendim. Kozal bakalım. Kozal'da şu anda Bollinger bandı iyice daralmış. Ortalamaları kendine doğru çekmiş. Yani yön olarak belli değil. Tabii endeks düşerse Kozal da bundan etkilenecektir. 128.10. Şu an 127.30'da. 128.10'un üzerinde kalırsa olumluyuz. 128.10'un altında kalmaya başlarsa Kozal'da negatif süreç başlar. Efendim. Özgeo. Özgeo. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. İşin açıkçası. Şu anda al konumunda ve pozitif. Al konumunda ve pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Hacimli de yükselişi var. Elinde olan bir arkadaşımız sormuşsa 1.95 destekli takip edelim efendim. 1.95'in altına inmediği sürece sorun yok Özge Yeo'da. Ama yeni alımlar için tercih edilebilir. Hacimli yükselişler var. Devam edebilir yükseliş. Ama portföyün bir kısmıyla ve kademeli. Lütfen. Vestel bakalım arkadaşlar. Vestel'de şu anda sat konumunda ve negatif. Olumlu değiliz. 22.40 bölgesine kadar düşme riski ve potansiyeli var. 24.14'ün üzerine atmadığı sürece Vestel'de de biz olumlu değiliz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 24.14'ün üzerine atmadığı sürece Vestel'de olumlu değiliz. Negatifiz. 22.40 bölgesine kadar da düşme riski ve potansiyeli mevcut. Sasa. Evet, yukarıdaki 51.77 bölgesini kırdı ve şu anda tutunma bölgesi 47.33. Şimdilik burada tutunuyor. Ama sadece tutunuyor arkadaşlar söyleyeyim. Yani bu bölgeyi de kıracak olursa 38.51'lere kadar düşüş devam edebilir. Şu anda sat konumunda ve negatif. 47.33'ün üzerinde kalırsa olumluyuz. Şu anda 46.92. 47.33'ün üzerine çıkmadığı sürece Sasa'da da arkadaşlar olumsuz süreç başlayabilir. Son olarak İDEAS. Burada 28.70 bölgesi önemli bir bölge. Bir alım bölgesi tam olarak alım teyidi alamamışız. Taban teyidi ama alım bölgesi olarak değerlendirebiliriz. Onu da ifade edelim. Ama 29.70'in üzerine atmalı. 29.70'in üzerine atamazsa da İDEAS'ta da olumlu değil. Şu an zaten sat konumunda. 29.70'in üzerine atmalı. Evet, zam gelmeyen kaldı mı demiş. Sağlık olsun içeriz gönder bürosunda demiş Teoman Bey. Bir de zam günlük geliyor artık. Geçen markette çalışanlara dedim otomatik dijital etiket bulun. Kendi kendine güncellesin. Ne bu her gün etiket değiştir uğraşmayın dedim demiş. Hamdi Bey hocam Özge'ye maliyet 0.90 en son bir AKD atarsanız sevinirim. Tabii ki Hamdi Bey ben notumu alayım şimdi. Özge ile ilgili bir size Twitter'dan AKD göndereyim. Sayın Can Duran, Alim Hocam elimde az miktarda bayrak var. %350 bedelli açıkladı. Bu rüçhanları satmazsam hisselerime eklenir mi? Bedelli açıkladıysa rüçhanlarınızı satmazsanız nakit para eklemek zorundasınız. Biliyorsunuz değil mi? Rüçhanınızı satarsanız hisseniz olduğu yerde kalır. Rüçhan satmış, nakitinizi arttırmış olursunuz. Aracı kurumunuzla da görüşün Sayın Can Duran. Onlar size biraz daha sağlıklı bilgi vereceklerdir. Eğer satmazsanız o rüçhanları almak zorundasınız.
Yani onun için de hesabımızda nakitin olması gerekiyor. Rica ederiz Sayın Teoman Turgar. Evet arkadaşlar, yayınıma katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Yayının tekrarını belki bugün akşam, bu canlı yayının tekrarını tekrar yayın olarak izleyebilirsiniz. İzleyemeyen veya yeniden izlemek isteyen arkadaşlar için tekrar etmiş olacağız. Yarın sabah 9'da yine ondan önce borsa yayınında sizlerle birlikte olacağız. O saate kadar arkadaşlar herkese mutlu bir gün ve gece diliyorum. Herkese tekrardan hayırlı kandiller ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Güzel olur. Efendim, 3 aylarınız da mübarek olsun inşallah hepimizin. Yarın sabah saat 9'da dediğim gibi ondan önce borsa yayınında tekrardan birlikte olmak duasıyla diyelim o zaman. Herkese bol kazançlar. Hoşça kalın. Efendim herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Şubat 2022 Perşembe günü. Sizlerle hisse check-up yayınında birlikteyiz. Evet, nasılsınız? İyisiniz. Keyifler, moraller yerindedir inşallah. Evet, ses geliyor değil mi arkadaşlar? Bir sorun yok. Seste, görüntüde bir sorun yok. Evet, ses var mı arkadaşlar? Ses var diye biri yazabilirse en azından. Tamam, harika. Not alıyorum arkadaşlar yazdığınız hisseleri aynı zamanda. Şu an ses yok çünkü niye ben konuşmuyorum? Konuşursam ses olacak. Evet. Kimler var aramızda? Şöyle bir bakalım. Ses yankılı mı? Yine mi yankılı? Yankılı olmaması lazım ya şu anda. Sesin normal olması gerekiyor. Evet, Sayın Cemal Can Bulat. Herkese selamlar, iyi günler demiş. Gesen ve Akol istemişsiniz. Listeyi aldım efendim. Birazdan bakalım. Halil Can Bel. Merhaba tekrar hocam. Gesen için stop neresi olmalı demişsiniz. Gesen ilk hissemiz. Bakacağız efendim birazdan. Cemal Bey, ben her iki firma için alım yapacağım. Önerinize çok önem veriyorum. Teşekkür ederim Cemal Bey. Eksik olmayın efendim. Birazdan bakalım. Alım yapmayı düşünüyorum hocam. Nelere dikkat edelim? Saygılar demiş. Şimdi onunla ilgili birkaç cümle edeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı, yani beni sürekli takip eden arkadaşlarımın bile hiç almaması gereken yerden hisse aldıklarını görüyorum. Yani o kadar şey söylüyoruz arkadaşlar, o kadar anlatıyoruz. Hala tepelerden hisse alıyorsak lütfen yapmayın. Ya bu biraz neyden kaynaklanıyor? Aslında burada ben sizi de suçlamıyorum. Nasıl olsa hisse hareket etmiş, prim yapmış, ayağa kalkmış.
biraz da benimle birlikte yürüsün diye düşünüyorsunuz. Fakat siz aldıktan hemen sonra veya bir gün sonra bir bakıyorsunuz hisse tekrar aşağıya gelmiş. İşte bunun ne yazık ki arkadaşlar psikolojik anlamda yani hepimiz ortalama bir birbirimize benzer psikolojileri yaşıyoruz. Hani bu neye benziyor? İki tane işte görme engelli işte kör diyelim yanlış anlaşılmasın. Karşılıklı lokma tatlı yiyorlarmış biliyor musunuzdur bu işte nükte mi derler hikaye mi derler arkadaşlar. Biri diğerine sormuş demiş neden bu lokma tatlıları iki iki yiyorsun? Öbürü de demiş ki ya sen de benim gibi kör değil misin? Nereden biliyorsun iki iki yediğimi? Demiş çünkü ben de iki iki yiyorum. Yani hepimiz ortalama bir psikolojiye sahip olduğumuz için arkadaşlar burada bizim o düşüncemizi bildikleri için bazıları tahta yapıcılar olsun veya işte hisseyi artık birilerine devretmek üzere yukarı çıkaranlar olsun. Ne yapıyorlar arkadaşlar? O seviyeden itibaren diyorlar ki tamam sen biraz da gel buralardan biz sana verelim. Çünkü senin gibi insanlar olmasa biz tepeden malı kime vereceğiz? Yani biz aşağıdan aldık, sürükledik, parayı kazandık. Ama bu parayı bizim nakite çevirmemiz için yani bu hisseyi birilerine devredebilmemiz için senin gibilerine ihtiyacımız var. Senin parana ihtiyacımız var tabiri caizse. Öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Onu birazdan bahsedeceğim size. Sayın Abdurrahim Aydın inşallah sorunuza biraz cevap olmuştur. Yani nelere dikkat etme konusunda yani çok fazla şey var dikkat edilmesi gereken. Bir kere ne olursa olsun arkadaşlar kendiniz piyasaya suç bulmadan yani piyasanın eksi veya artı aşağıda veya yukarıda diyelim ki bir hisse alacaksınız primli bir hisse. Primli bile olsa arkadaşlar. Bakın primli bir hisse bile olsa şöyle gösterelim. Mesela endeksin üzerinden bile örnek verebiliriz. Bunu bir hisse olarak düşünün. Bu endeks grafiği ama şimdi hisse şuralarda hareketini yapmış, yapmış, yapmış. Siz buradan almamışsınız hisseyi. Sonra hisse çıkmaya başlamış. Buradan da almamışsınız. Çıkmaya devam etmiş. Buradan da almamışsınız. Çıkmaya devam etmiş arkadaşlar. Buradan da almamışsınız. Nasıl olsa çıkıyor diye gelmiş buradan almışsınız hisseyi. Tamam mı? Şimdi hisseyi buradan bile alsanız ilk yapmanız, ilk dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Sizin kendi para yönetiminiz. Yani risk ve portföy yönetiminiz. 200 bin lirayla işlem yapıyorsanız ve siz bu bölgeye geldiğinde paranızın tamamıyla işlem yaptıysanız 200 bin liralık mal aldıysanız arkadaşlar geçmiş olsun. Yani bu tekrar bu bölgeye gelene kadar o para orada hissede yatar kalır. Yani ona diyecek bir şey yok artık. Ama yok 200 bin liranızın tamamıyla değil de bu bölgeye kadar yani göz var, izan var derler değil mi? Bu kadar yükselmiş bir hisseye, prim yapmış bir hisseye illa para kazanacağım diyorsanız az para kazan. 50 bin lirayla alım yaptıysanız tamam bir şekilde ne yaparsınız? Atıyorum yine buradan devam edelim. Şu bölgeye kadar geldiğinde şuradan bir 50 bin liralık daha alırsınız. Maliyetiniz şu bölgeye gelir. Ve zararınızı kurtarırsınız buraya çıktığında. Hani para kazanamazsınız. Bu size bir ders olur. Bu kadar primlenmiş bir hisse almam dersiniz bundan sonra. Ve ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Zararınızı en azından kurtarmış olursunuz. Para kazanamasanız veya az para kazansanız bile. Yani buralarda almamışsınız. Bekletmiş, sabretmiş. Siz sabredememişsiniz. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay demişsiniz. Ya 4 ay bir hisse beklenir mi? 6 ay bir hisse beklenir mi? Sonra 6. aydan sonra ama birisi aynı hisse çıkmış yukarı kadar tepelere kadar atmış kendini yukarıya ve siz arkasından baka kalmışsınız daha kötüsü tepelere çıkınca almışsınız yani buna borsa ne yapsın grafik ne yapsın hisse ne yapsın ondan sonra da neyi araştırmaya başlıyoruz biliyor musunuz işte bu hissenin sahibi kim şirketin sahibi kim sonra bu şirketin şeyi kim ne derler onun adına arkadaşlar, tahtacısı kim? Ona bakıyoruz. Sonra kap haberlerini takip etmeye başlarsınız. Bu sayede arkadaşlar kap haberlerinin ne olduğunu öğrenmeye başlarsınız. İşte kamuoyu aydınlatma platformu dahilinde ne yaparsınız efendim? Kapları takip edersiniz. Hissenin kapına. Hocam şuradan ihale almış, buradan bunu almış. Bu hissenin çıkması lazım. Niye çıkmıyor? Ya işte
Hisse çıkar çıkmasına mesele değil de sen hissenin bu kadar çok çıkmasını niye istiyorsun? Çünkü ben zarardayım. Çünkü tepeden aldım. Ya işte yani gözünü sevdi mübarek insan. Harika şahsiyet. Ya orada yapmayaydın onu. Ne gerek vardı? Yani birileri orada zaten vermeyi bekliyor biliyorsun yani. Şimdi bazen arkadaşlarımız soruyorlar. İşte WhatsApp grubundaki arkadaşlar da soruyorlar. Diyorlar ki işte hocam şu hisse hakkında ne düşünüyorsunuz? Özelden soruyorlar veya grupta soruyorlar. Neyse biz analizimizi yapıyoruz da ben bakıyorum grafiğe. Ya işte sormasının sebebi her yani burada kimseyi zan altında bırakmayayım. Hemen hemen herkeste var bu. Yani benimle dirsek teması içerisinde olan arkadaşlarımın %70'inde var bu yani. Kimse üstüne alınmasın bu söylediklerimi. Onlardan dinleyenler de var çünkü şu anda beni. Bakıyorum hisse işte şuna benzer bir hareket yapmış. Yukarı çıkmış sonra kırmızı yakmış. Bir gün daha kırmızı yakmış. Diyor ki bu buraya kadar düşmüşken hazır. Nasıl olsa tekrar buraya çıkacak. Yani farz ya buraya tekrar çıkması. Ben en iyisi buradan bunu alayım diyor. Yani bunu buradan alayım nasıl olsa düşmüş. Yani demiyor ki düşüş bitsin hele bir ondan sonra. Bir de tabii sağ olsunlar bize de güveniyorlar. Nacizane bize sorunca sanki böyle bir kuvvet de alıyorlar. Diyorlar ki tamam hoca da burada al konumunda dedi. En iyisi ben basayım buradan. İşte 100 bin lirayı veya 100 bin notu veya 10 bin notu neyse. Ondan sonra para kazanayım. Ya işte arkadaşlar bu kadar kolay değil yani. Bu kadar kolay olsa sabah bir tanesi beni aradı. Burada şahsi bir tanıdığım. Telefonda bana diyor ki ya bana bir hisse söylesene diyor. Bana bir hisse söyle diyor işte ben para kazanayım. Çok ısrar etti dedim ya böyle bir şey yok yani mesele hisse söylemek değil ki yani 400 küsür tane şirket var borsada. Yani hepsini bir kutuya doldur içinden birini çek al. Yani illa alacağım diyorsan. Diyelim ki ben hisseyi söyledim sana. Nereden çıkacağım bu hisseden diyorum kendisine telefonda. Onu da sen söyleyeceksin. Ya hisseyi ben söyledikten işte sonra işte nereden çıkacağını söyledikten sonra bunun ne anlamı kaldı? Ver ben çalıştırayım o zaman. Yani bunun bir anlamı yok ki. Evet. Yani onun için arkadaşlar sizden ricam şimdi benim gibi adamlar hani bu işin hani ne olmuş derler. Kurdu mu derler, çakalı mı derler ne derseniz lütfen teşbihatı olmasın. Kabalık olarak da algılamayın sizden rica ediyorum. Hani bu işi başında duran adam bile yani ben bile gelip buradan mesela bunu bir hisse olarak düşünün. Şuradaki bir hisseyi almaya korkarım arkadaşlar. Yani ekran başında 24 saat yani 24 saat değil mi de seans boyunca oturduğumuz varsaysak bile. Korkarım bunu buradan almaya. Üstüne belki bir sonraki gün almadığım bir sonraki gün bile tavan görsem yine almam. Ben niye almadım demem yani. Çünkü biliyorsunuz dünyada en çok keşke lafını kullananlar kimlerdir arkadaşlar? Borsacılardır. Ya keşke dün alsaydım bak bugün %10 kazanmıştık. Hiç öyle bir derdim olmadı. Ha ilk acemilik zamanlarımızda yaptık onları. İlk borsaya girdiğimiz zamanlarda küçük küçük paralarla böyle cümleler kullandığımız işte akşam yatarken işte benim kaç bin liram var mesela 50 bin liram var işte bir senede ne bir senesi keşke bir senelik plan yapsa küçük yatırımcı. Bir hafta sonra diyor bak bir hafta sonra veya bu hayali salı günü kuruyor cuma gününe kadar diyor. Bak düşünebiliyor musun? Cuma gününe kadar %10 yapsam 50 bine 5 bin lira. İyi para vallahi. İyi, iyi, iyi. Neyden kötü ki? Hemen bu hayale giriyor. Yani pazartesi akşam yatarken yatakta veya işte gün içerisinde veya salı günü akşam yatarken cuma günü %10 kazanacağını yani bu cumaya kadar böyle bir planı var. O planları bırakın arkadaşlar. Gerek yok bunlara. Yani planlarınızı tamam yapın ama böyle cumaya kadar veya bir sonraki hafta sonuna kadar diye yapmayın veya bu ayın sonuna kadar diye yapmayın. Üzülürsünüz. Yani üzülürsünüz. Yani ben o planları bıraktığım gün yani size çok net bir şey söyleyeyim bakın. O planlamaları yaptığım gün arkadaşlar borsada bir seviye atladığımı hissetmeye başladım. Yani bir kademe daha atladığımı düşünmeye başladım. O planları yapmayı bıraktığım gün. Dedim ki tamam ya ben artık oluyorum yani. Hani zamanla olgunlaşan tek şey armuttur derler ama zamanla ben de yavaş yavaş oluyorum demeye başladım. Bir seviye atladığımı düşünmeye başladım. Çünkü o planlardan vazgeçtim arkadaşlar. Yani bunlara gerek yok. Şimdi borsada zamansallık bizim hiçbirimizin çözemediği ve belki de çözmemesi gerektiği bir şey.
Yani tahminler üretebilirsiniz zamansallık açısından, işte 3 gün sonrası, 5 gün sonrası, 1 ay sonrası, 2 ay sonrası falan, ama bu zamansallığı arkadaşlar zaten çözebilsek, ki sabah yayınımda olanlar var mı aranızda bilmiyorum ama işte borsa belirsizlik demiştim. Borsa zaten belirli bir şey olsa, zaman açısından da işte iniş çıkışlar açısından da, emin olun sizin bizim gibi insanlara büyükler, bu büyük balinalar hiçbir pastadan pay bırakmazlar. Onlar hepsini kendileri alırlar. Bizde kalmaz yani arkadaşlar, bunu unutmayın. Yani o belirsizlik ortadan kalksa, borsadaki düşüşlerin ve çıkışların belirsizliği ortadan kalksa, yine şimdi küçük yatırımcı olarak bizler 3-5 kuruş para kazanıyoruz. O zaman hiç para kazanamayız. Bize bırakmazlar arkadaşlar büyükler. Her şeyin belirli olduğunu onlar biliyor olsalar, değil mi? Ama onlar da bilmiyorlar. Bilmedikleri için robotlar geliştiriyorlar. Bilmedikleri için paralar harcıyorlar. İşte tahtalar yapmaya çalışıyorlar. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Ama sonuç itibariyle ne oluyor arkadaşlar? Yine borsada belirsizlik, yine belirsizlik, yine belirsizlik. Şimdi geziyoruz sosyal medyada. Bir grup üstat veya bir grup işte borsada işlem yapanlar 4.000 5.000 olacak diyor endeksi. Bir grup da diyor ki işte endeks 1.200'e 1.000'lere tekrar düşecek. Şimdi baktığınız zaman aslında ikisinin de haklılık payı var, ama işte ortada bir fark var, o da zamansallık. Ne zaman? Biri diyor ki endeks 4.000 olacak. Tamam, olacak da baba, ne zaman olacak bu? Yani haftaya mı olacak, önümüzdeki cuma mı olacak? Bunu bilmiyoruz yani. Sabah yayında bahsettim arkadaşlar. Olanlar için tekrar olacak, kusura bakmayın lütfen. Şimdi endeks Eylül-Ekim aylarında, ben burada yine sesli hisse analizi yapıyordum biliyorsunuz beni takip edenler. Şurada demiştim işte 1400'lü seviyelerdeyken birileri dedi ki bu alttaki gap'i alacak endeks. Hangi gap? O kadar zaman geçti ki gap bile şey oldu arkadaşlar, ortadan kalktı. Şu gap bakın. Görüyor musunuz şuradaki? 1189'daki işte endeks 1400'deyken birileri dedi ki endeks işte bu gap'i almak için 1000'li seviyelere inecek dedi. Şimdi bana da soruyor arkadaşlar o dönem Ekim aylarında. Evet dedim, inecek, doğru. Yani belki 1000'li seviyelere inmez ama tekrar 1200'leri görme ihtimali var. O gap'i kapatma ihtimali var. Ama önce yukarı çıkacak dedim. Hatırlıyor musunuz o günleri? Sabah da bahsettim arkadaşlar yayında. Tekrar oluyor bazı arkadaşlar için, kusura bakmayın. Ama önce yukarı çıkacak bu endeks. Yani önce şu 1589'daki şeyi kapatacak. Gap'i kapatacak. Yani önce oralara atacak. Bakın şuradaki gap arkadaşlar. Şu gap'i kapatacak Mart ayındaki, ki o gap'in de üstüne bayağı çıktı zaten. Ha şimdi yine ben diyorum ki evet endeks 4000 olacak, eyvallah, ama ne zaman olacak? Yani bence endeks, hani o zaman nasıl arkadaşlar, önce bir yukarı çıkacak sonra aşağı inecek diyorsam, şimdi yukarı çıktı, artık ben diyorum ki biraz aşağı gelecek endeks, yüksek bir ihtimal. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar söylediğimiz hiçbir şey, zaten ekranda yazıyor, görüyorsunuz değil mi? Buradaki analizler kendi görüşümdür, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir efendim. Eğer benim söylediklerimle işlem yapacak olursanız zarar görme ihtimaliniz yüksek. Evet, önce biraz aşağı gelecek. Ha, bu düşer mi? Düşerse de nereye kadar düşer? Yani benim bu hipotezim veya ne derler onun adı, varsayımım gerçekleşir mi bilmiyorum. Gerçekleşirse nereye kadar gelir? İşte 1700'e mi gelir? Yoksa 1800'den geri döner mi? 1600'leri mi görür? Şuradaki gap'i kapatmak için aşağı 1580'lere mi gelir? Ondan sonra mı tekrar yukarı atar? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama işte bizim o konuda düşüncemiz o şekilde efendim. Peki, biraz uzattım, kusura bakmayın. Hem biraz toparlansın dedik arkadaşlar. Hem de hisselerinizi not almaya başlayalım efendim. Mehmet Şener selam hocam demiş. Aleyküm selam. Kemal Bey hoş geldiniz. İyi çalışmalar hocam demiş. ADS'yi listeme aldım. Garfa Petkim listeme aldım. Sayın Abdülcanmaz hoş geldiniz. Sayın Ahmet Gökçe hocam nasılsınız demiş. Teşekkür ederim, iyiyim efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Kontrolmatik ve iş GEO istemiş. Kontrolmatiği ekledik. İş GEO bir de. Ekledik efendim listeye.
Evet Ferhat Bey, merhaba hocam, hoş geldiniz. Elhamdülillah iyi, siz nasılsınız demiş. Teşekkür ederim. Uğur Onur, Alim hocam merhabalar, katıl üyesiyim, size nasıl ulaşabilirim? Hoş geldiniz Sayın Uğur Onur. Burada mısınız şu anda bilmiyorum. Buradaysanız hangi seviyeye üye oldunuz? Rica etsem yazabilir misiniz? Anlatalım, öğrenelim veya görüşelim. Hangi seviyeye üye oldunuz? Fatih Şen, hoş geldiniz. Pinsu istemiş. Toplamalarına bakalım. Hani para giriş çıkışı olmasa da Pinsu geldiğinde bakalım. Ahmet Şimşek, hoş geldiniz. İlkay Okutan, hoş geldiniz. Yorumlarınız için teşekkürler demiş. Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Hüseyin Kaptan, hoş geldiniz. Ferhat Bey, Nibaş ve Metur istemiş. Nibaş ve Metur ekledik efendim listeye, bakalım. Evet. Güzel. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Sayın Mustafa Yamik. Mustafa Bey ile bugün biraz sohbet ettik. Evet, ses güzel, harika. Murat Göçeri yaprak istemiş. Evet, peki. Korsa Petun. Sayın Turhan. Peki. Sayın Ahmet Şimşek VBT yazı istemiş. VBT yazı da listemize aldık. Sayın Hüseyin Kaptan Işık Plastik istemiş. Yazdık efendim. Mustafa Ekin. Hocam CRD, FEA ve Bayrak bedelli açıkladı ve düşüşleri devam ediyor. CRD, FEA %400 bedelli açıklaması sizce bugünkü değerinden bölünür mü? Ne zaman bölüneceği onlar kendisi yazıyor zaten. Sayın Mustafa Ekin, CRD, FEA ben listemi alayım. Kapını takip edeceksiniz. Ne zaman bölünecekse o zaman kendileri yazıyor zaten kapta onu. İlkay Okutan, hocam Aydem almak için bu seviye nasıldır? Yazalım efendim listemize, bakalım. Aydem birazdan. Sayın Ayşe Çelik, hoş geldiniz. RN Pol ve Yahut eklemiş. Yahut ek listemi aldım efendim. Evet, Sayın Vedat ADS, hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ederim efendim, saygılar bizden. Sayın İbrahim Elçi, hoş geldiniz. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Kutbo rica etsem demiş. Peki efendim, Kutbo'yu da listemize alalım. Nereye kadar düşer demiş. Vallahi bakalım. Almayı düşünüyorsunuz. Güzel. İbrahim Bey, birazdan bakalım efendim. Hocam şu an küçük yatırımcının %90'ı beni anlatıyor diyordur. Valla Vedat Bey, ne yazık ki ya. İşte arkadaşlara sürekli söylüyoruz ama Allah niye iki kulak vermiş arkadaşlar, birinden girsin öbüründen çıksın diye. Murat Altuntaş, hedef girişim. Peki efendim. Benim moderatörüm nerede ya? Nazif Bey nerede? Yok bugün. İşleri var demek ki. Cemal Bey demiş, Alim Bey ne demişler? Hamdım, piştim. Ben ilave olarak da coştum, düştüm diyor. Güzelmiş bakın. Okan Erdal, hoş geldiniz. Merhaba hocam demiş. NT gaz istemiş. Evet, peki. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Sayın Mahmut Silingeç. Emre Kuzucu, hocam elit demiş. Elit de ekleyelim efendim. Elit de ekledik listemize. Sayın Emre Eukyo istemiş. Tabii ki efendim. Eukyo da ekledim arkadaşlar. Hocam Katmerci demiş. Yusuf Kelkit. Katmer de ekledik. Evet, Uğur Onur. Sayın Uğur Onur, görüşelim. Ha, harika, pekala. Sayın Uğur Onur, önce efendim şu kalplerimizi ve alkışlarımızı Sayın Onur Oğur için, Uğur Onur için gönderelim. Şuraya da telefon numaramı yazıyorum.
Bana WhatsApp'tan bir numara bir mesaj gönderirseniz, hocam ben Uğur Onur diye WhatsApp'tan rica etsem buraya bir mesaj gönderirseniz seni, sizi yayından hemen sonra WhatsApp grubumuza ekleyelim. Hem portföyünüze yardımcı olalım efendim, hem bizim işte stop listelerimizi anlık alma şansına, hisse analizlerini anlık görme şansına ve takip listemizden hisse seçme hakkına sahip olmuş olursunuz diyelim. Bugün Kandil arkadaşlar, hepinizin Kandili mübarek olsun. Ben bugün gruba eğitim planlamıştım ama Kandil'in olduğunu unutmuşum. Dolayısıyla eğitimimizi hafta içerisine, önümüzdeki hafta içerisine aldık. Bu eğitimde çok önemli bir konuyu işleyeceğim. Eğer kanalıma katıl aracılığıyla üye olmak isteyenler varsa görüşelim seviyesinden. Yani çarşambaya kadar bu fırsatı kaçırmasınlar arkadaşlar. Siz de o eğitim yayınını canlı canlı izleme fırsatı bulmuş olursunuz. Soru sorma fırsatı bulmuş olursunuz. Borsada kazandıran stratejiyi anlatacağım arkadaşlar. O kadar net, bakın o kadar net. Kazandıran bir tane strateji var, onu anlatacağım. Önümüzdeki haftaki eğitim yayınında. Yani bu eğitim kaçmaz. Yani bunu dışarıda 20 bin liraya anlatıyorlar. Sayın Eyüp Can, kral nerelerdesin? Sen yoksun, YouTube'da görmüyordum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Sayın Eyüp Can. Hoş geldiniz efendim. Buralardayız genelde. Her sabah saat 9'da yayındayım arkadaşlar. Bekliyorum canlı canlı. Sayın Zekai Kılıç, hocam emeğinize sağlık. Evhol demiş. Ben ancak gelebildim. Hoş geldiniz diyelim. Evhol'da listemizi aldık efendim. Bakalım. Sayın Ahmet Kaplan THY istemiş. THY de ekledik efendim. Sayın Emrecan Kıtır Safkar istemiş. Safkere'yi de ekledik efendim. Liste yapıyorum, evet. Sayın Mehmet Avcı DM SAS istemiş. Bayağı yazdık ya. Bunların hepsini nasıl bakacağız? Evet, Sayın Ahmet Şimşek, sizin de kanınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sayın Ahmet Gökçe Yevtek listemde var efendim. Ekledim, birazdan bakacağım. Peki, bu kadar. Evet, endeksle ilgili bir şey söylemeye gerek var mı? Sabah rakamları verdim zaten. 2018 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyordu. Çıkamayınca da arkadaşlar ne yaptı? Aşağıya akmış oldu. Şimdilik biraz negatif süreç devam ediyor. Tabii Avrupa'da negatif arkadaşlar. ABD piyasaları da negatif. Saat 5.30'da ABD piyasaları da açılacak. Muhtemelen onlar da negatif açılırlar. Yani bugünden çok bir umudumuz yok şu an itibariyle. Böyle bir kenara çekilin ve izleyin. Hani hisseleriniz hareketli mi değil mi bilmiyorum ama bir kenara çekilip izleyeceksiniz. Bugün kimin günü? Biliyorsunuz arkadaşlar, teknik bir terim kullanacağım. Ayıların günü. Şortçuların günü yani. Bugün ayılar para kazanacak gibi duruyor. Tabii borsa bu, belli olmaz yine de. Belirsizlikler dünyası. Her an her şey olabilir. Sayın Abdulcan Baz, hoş geldiniz efendim. Vallahi akıllı adamın hali başka. Bak, hemen eğitim dedik. Kazandıran strateji dedik. Sayın Abdulcan Baz aramıza görüşelim seviyesinden katılmış oldu. Alkışlarımızı ve kalplerimizi de Sayın Abdulcan Baz gönderiyoruz. Sayın Abdulcan Baz'a gönderiyoruz efendim. Kankam girer de ben geri kalır mıyım? Kankanız mı Uğur Onur? Maşallah, harika. O zaman sizden de ricam, numaramı yazdım zaten oraya. Bana WhatsApp'tan bir isminizi yazarsanız yayın biter bitmez hemen sizi de gruba eklemiş olayım. Alem hocam merhabalar. Beni de gruba ekleyin. 6272 sonu 6272 olan kim efendim? Soyun telefonunun sonu 6272 olan bana mesaj göndermiş ama Uğur Bey siz misiniz? Abdullah, tamam. Sayın Abdulcanbaz Abdullah. Abdullah Bey siz misiniz? Hanginiz? Veya başka bir arkadaşım mı? Bir arkadaşım bana gruba beni de ekler misiniz diye yazmış ama isminizi de yazarsanız efendim, eğer beni dinliyorsanız şu anda mutlu olurum. Peki arkadaşlar, o zaman başlıyorum. İlk hissemizde Gesan'la Cemal Bey sormuştu. Cemal Bey de sağ olsun bizim eski üyelerimizden. Şimdi Gesan arkadaşlar, zaten şu an hareketini de görüyorsunuz. Çok fazla kap haberi vardı zaten. Yok, siz daha göndermediniz mesaj herhalde. Uğur Bey siz mi gönderdiniz? 6272 olan siz misiniz? Telefon numarası sonu. İsminizi de yazarsanız. Tamam. Abdullah Bey, aldım mesajınızı. Uğur Bey, 6272 olan sizin miydi efendim?
İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Veya siz değilseniz, ha tamam, İsminizi de yazarsanız rica etsem oraya çok mutlu olurum. Tamam, harika Uğur Bey. Tamam, ikinizin de numarasını aldım arkadaşlar. Yayından hemen sonra gruba ekleyeceğim sizleri. Şimdi GESAM'da başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 1667 1670 bölgesi bizim için taban bölgesiydi. Bir taban teyidi almıştık biz bu hissede. Ve dolayısıyla artık hareket bekliyorduk. Yani GESAM'da bulunduğu yer de harikaydı arkadaşlar. Yeni alımlar için hala uygun mu? Hala uygun. Ama işte yani 1670 ile artık 1890 veya 19 arasında da bir fark var. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğiz, değil mi? 20.96'ya kadar ben bir hareket bekliyorum GESAN'da. Bu bölgeden alımlar kademeli ve tamam Uğur Bey, aldım efendim şeyinizi, numaranızı. Bu bölgeden arkadaşlar alımlar artık şu dakika itibariyle kademeli olmalı. Yani 2 gündür primi var, daha doğrusu son birkaç gündür primi var. Zaten biz GESAN'da bir hareket bekliyorduk. Bu kap haberleri, yani ihale sözleşme haberleri arkadaşlar, bir hikaye oluşturdu ve yavaş yavaş yukarı doğru atıyor. Güzel bir şirket, güzel bir hisse, hacimli de yükselişi var. Yani bu bölgelerden alımlar bile para kazandırır mı diye soracak olursanız, evet arkadaşlar, para kazandırır. Şu anda al konumunda bir pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Geçelim Akhol'a. Akhol'da da arkadaşlar, şurada şu trendleri kapatalım. Akhol'da yani güzel primlenmiş hisselerden bir tanesi. Yani alım bölgesinde mi? Değil. Onu söyleyelim. 33.72 bölgesi bir alım fırsatı vermiş. Şu anda hissenin fiyatı 38.42 efendim. Yani düşmesini artık tavan ne olabilir derken 20.96'ya kadar GESAN'da hareket bekliyoruz Cemal Bey. Yani 20.96'yı gördükten sonra bir kar satışıyla karşılaşabilir, üstüne atabilir. Bunu şu anda test etmek imkansız, bilmek yani. O bölgeye yaklaştıkça hacme de bakacağız, işte harekete de bakacağız. Eğer üstüne atamıyorsa pozisyon azaltacağız. Diyelim ki elinizde takip ediyorsunuz. Üzerine atarsa da 20.96 destekli takip edilecek. Ne zaman düşer kısmına, şu anda al konumuna geçti, yani düşer kısmını bilemeyiz. Ama yani güzel hacimli yükseliyor. Böyle bazı hisseler vardır ya, böyle tak 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 her gün tavan yapar yükselir, ondan sonra da tak 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 her gün taban yapar düşer. Öyle çıkmıyor. Yani biraz daha böyle sağlam ayağını yere basacak şekilde çıkıyor. Çünkü taban teyidi de vermişti biliyorsunuz 16.70 bölgesinde. O şekilde çıkıyor. Umarım sorunuza cevap olmuştur. Evet Sayın Turhan efendim, hoş geldiniz siz de arkadaşlar. Size de kalplerimizi ve alkışlarımızı gönderelim. Eksik olmayın. Sayın Turhan, siz de yukarıda numaram var efendim. Oradan WhatsApp'tan bana ulaşırsanız çok mutlu olurum. Sizi de gruba eklemiş oluruz. Grubun avantajlarını zaten söyledim arkadaşlar. Biliyorsunuz günde iki defa stop listesi paylaşıyorum. Ki stop listesi çok önemli. Çünkü bizim grubun arkadaşlar, benim oluşturduğum grubun iki tane çok önemli amacı var. Çok önemli amacı var. Bakın, bir tanesi karınızı maksimize etmek. Yani en yüksek karla en hisseden çıkmanıza sağlamak. İkincisi de zararınızı minimize etmek. Diyelim ki zarardasınız. O zaman stoplarınızı kullanacaksınız. Kar için de o stop bölgesini kullanacağız arkadaşlar. Bunlar zaten eğitimlerde anlattık. Şu an gruba görüşelim seviyesine üye olan arkadaşlar geçmiş eğitimleri de izleyip bunun nasıl gerçekleştiğini görecekler. Bir de arkadaşlar önümüzdeki hafta dediğim gibi borsada kazandıran stratejiyi anlatacağım. Yani onunla ilgili güzel de bir eğitimimiz olacak. Bugün 3 tane arkadaşımız da yeniden aramıza katılmış oldular. Sayın Murat Göçer, yaprak bakmadık. Yeni başladık efendim. Birazdan bakacağız diyelim. Sayın Mustafa Ünalan Aselsan istemiş. Tabii ki efendim, hemen listemize ekleyelim Aselsan'ı. Sayın Saime Günalp, İhlas Gayrimenkul'ün zamanı gelecek mi demiş. Bilmiyorum efendim. İHLG mi diye ekleyelim listemize. Mustafa Ünalan Tavhele istemiş. Öyle mi? Onu da ekleyelim efendim. Birazdan bakalım. Sayın Alper Büker, hoş geldiniz. Sesini duyuruna şükür demiş. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Sayın Murat Altuntaş, üye olalım hocam demiş.
Onun efendim şeref duyarız. Sizin gibi arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız. Katıl aracılığıyla görüşelim seviyesine üye olursanız arkadaşlar memnuniyet duyarız. Oradan da sizleri WhatsApp grubumuza eklemiş oluruz. Hem portföyünüzü değerlendiririz arkadaşlar orada birlikte. Hem de takip listemizi görmüş olursunuz. Oradaki hisseleri alma konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Yani siz hisseleri tercih edebilirseniz yani o amaçlı. Bir de eğitimlerimize katılmış oluyorsunuz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Akhold'a burada 33.72 bir alım fırsatı vermiş bu düşüşten sonra ve şimdi tekrar bir V çıkışına benzer bir çıkışı var. Hafif de olsa. Şimdi buradan alınmaz diye bir şey yok Akhold. Buradan alınabilir. Zaten al konumunda bir pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor şu dakika itibariyle. Fakat buradan alımlarda 33.70 bölgesine tekrar düşme ihtimali ve riskini göz önünde bulundurmak lazım. Hani yayının başında bir şey demiştim ya arkadaşlar. Şimdi az önce ben endeksin grafiğinde örnek verdim. Alın size bir örnek daha. Yaklaşık bakın Temmuz ayından hatta Temmuz bile demeyelim buna. Mayıs ayından arkadaşlar Ekim ayına kadar tam 5 ay boyunca bir bant hareketi yapan bu hisse 5 ay boyunca bekleten bant hareketi yapan bu hisse. Bakın efendim. 5 ayın sonunda buradaki 25 bölgesinden kendini nereye kadar atıyor? Neresi burası? 49.50. %100 prim yapıyor. Hangi süre içerisinde? İşte 2 aylık bir süre zarfı içerisinde. Akol. Şimdi 5 ay burada bekleyen bir insan. Hocam biz çok sıkıldık. İşte bir hisse bir türlü yükselmiyor. Bir bant hareketi yapıyor. Yukarı geliyor. Dirençle karşılaşıyor. Tekrar aşağı geliyor falan. Bekliyorsun. Eyvallah güzel. Ama üstüne 2 ay daha koy. 7 ay beklesen, bak 5 ay beklemişsin para kazanmamışsın ama 2 ay daha koy. 7. ayın sonunda %100 para kazanıyorsun. Bir portföyü 1 yıl içerisinde %50 yükseltmek bile büyük başarıyken 7 ayda bakın %100 yükseltebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ki bunu siz burada işte 20 TL'den, 22 TL'den de maliyetlendiğinizi düşünün arkadaşlar. O zaman ne olacak? %100'ün üzerinde bir prim yapmış olacak. Yani bunun açık ve net örneği bakın size önümüzde Ahol grafiği. Ha şimdi bu hisse tabi bu primi yaptıktan sonra biraz kar satışıyla karşılaşıyor ve 33.70 bölgesi biz buraya bir destek atmışız efendim. Daha önceki tepe bölgesi. Burası zaten yani teknik analizde neredeyse arkadaşlar teknik analizde bir kuraldır. Bir önceki tepe sınanır. Bakın bir önceki tepe sınanmış. 2021'deki Şubat ayındaki bu tepe bu yükselişten sonra gelmiş. Tekrar ne yapmış arkadaşlar? Sınanmış. Biz de oraya bir destek atmışız. Ve ne enteresandır ki sınandıktan sonra nereden dönüyor yine? Bakın buradan dönüyor. Onun için biz buraya bir alım bölgesi demiyoruz. Alım fırsatı diyoruz. Ha, buraya kadar düşmüş. Alım fırsatıdır. Alırsınız. İşte 33.70 bölgesinde şu an kaçta? 38. İşte 5 TL lot başına para kazanırsınız. Bunun gibi düşünün. Şimdi Sayma Hanım bir soru sormuş. Hocam diyor ben İhlas Gayrimenkul'de 1 yıldır bekliyorum. Para kazanamadım. Hep düştü diyor. Şimdi orada da arkadaşlar şu var. Bakın. Şimdi şimdi Akhol olduğu için söylemiyorum ama Sayma Hanım sorusuna ve sizlere de borsa okur yazarlığı açısından çok önemli cümleler kullanacağım. Bakın. Lütfen dikkat edin. Şimdi bu Akhol al konumda ve pozitif ve şu anda hissenin fiyatı 38 lira. Nereden geldi bu hisse? Geçen sene işte Nisan-Mayıs aylarında 18, 19, 20 TL'lerden geldi. Şimdi de 38 TL. Bakın ekranda görüyorsunuz. Efendim buradan biz malı aldık. Ne diyoruz? 33.70 bölgesi destekli takip edilmeli. Çünkü buraya kadar düşüşleri normal karşılarım ben tekrardan. Bir parça aldınız hisseyi. Geldi 33.70'leri gördü. Evet Turhan Bey gördüm efendim mesajınızı. Hoş geldiniz. Ben sizi de gruba yayından sonra ekleyeceğim. 33.70'leri gördü. Değdi. Yukarı attı ama çıkamıyor. Bu bölgede biraz hareket etti. Ne yapacaksınız akıllı bir insan olarak? Ha diyeceksiniz ya bu tamam 33.70'in üzerinden artık kalamıyor. Altına pin bırakmaya başladı. Altına sarktı biraz. O zaman sadece bir parça veya iki parça aldığınızı varsayalım. Ne yapacaksınız arkadaşlar? 38 TL'den aldığınız bu hisseyi 33 TL'den, 32 TL'den zararına kol kesecek şekilde satacaksınız. Ben satın demiyorum. Bakın yatırım tavsiyesi değil.
Sonra bir üste gelecek aşağı kadar. Belki önümüzdeki Akbol için söylemiyoruz bunu. Yanlış anlaşılmasın. Aşağı gelecek hisse. Nereye kadar? İşte süzülecek. 25'lere kadar. Hatta bir önceki bölge olan 22'lere kadar süzülecek. Peki siz burada lot başına 6 TL zarar ettiniz değil mi? 6.000 lotta 6.000 lira. 60.000 lotta 60.000 lira zarar ettiniz. Peki bu hisseyi takip ediyorsunuz. Bu hisse buraya geldi ve buradan aldınız. Sıfırdan bir daha alım bölgesine geldi artık. Buralarda biraz hareket yaptı. Tabii kaç ay geçti? Belki 2 ay geçti, belki 5 ay, belki 6 ay, belki 7 ay geçti. Yaşıyorsunuz yani. O sırada doğum gününüzü kutladınız, tatile gittiniz, geldiniz. İşte ne bileyim, çocuğunuzun doğum gününü kutladınız. Belki yeni bir çocuğunuz oldu. Belki kardeşinizi evlendirdiniz. Aylar geçti. Bakın borsa böyle bir yer arkadaşlar. Sonra bu alım bölgesine geldi. Siz 6.000 lira veya 60.000 lira portföyünüze göre kaybettiğiniz bu hisseden buradaki alım bölgesinde maliyetinizi buraya getirdikten sonra tekrar yükselmeye başladığında o paranın kat 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 fazlasını kazanırsınız. İşte stoplar bunun için önemli. Yani bir hissede mesela ben burada analiz yaparken ne diyorum? 33.72 kırılırsa pozisyonu kapatacaksın. Bitti. Bitti yani, bu kadar. ...35 altına düşer mi? Cemal Bey yazmışsınız. 35 altına inmesini bekleyip bu değerlerden ilk alım kademesini demişsiniz. Şimdi şöyle, zaten 38 var şurada. 38'in altında kapanış alıyorsa zaten 36'ya kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Şurada 20 ortalamamız var bakın. Bu 36-60 bölgesini ilk alım bölgesi olarak denenebilir illa istiyorsanız. Ama altına sarkacak olursa burada 33'ler, 34'ler tekrardan görünür. Onu da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Umarım dediğim arkadaşlar anlaşılıyordur. Yani yanlış bir şey söylemekten de çekiniyorum, sizleri kırmamak için veya işte yanlış anlaşılmasın diye. Fakat durum böyle. Bakın, bu bir alım bölgesi. Bir bant hareketi yapmış buralarda. Bu alım bölgesinde bir hisseyi aldığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsınız. Beklersiniz 5 ay, 6. ay çıkar. Ama hisse yukarıdayken alırsanız, hisse düşmeye devam ederse pozisyon kapatacaksınız. Yani nereden aldığınız da önemli değil mi? Peki efendim, geçiyorum. Çok hissemiz var, acele etmemiz lazım. Mesela örnek, yine burada da biraz duracağız, stoplayacağız kendimizi. Niye? En iyi örneklerden bir tanesi bu ADESE mesela. Şimdi bakın, daha önce de bu bölge test edilmiş mi? Evet, edilmiş. Hızlı gelmiş, hızlı çıkmış. Görüyor musunuz? Yani bu hisse buraya geldikten sonra çıkmaz diye bir şey yok. Yani bu hisseye gelip de ben kimseye alın demiyorum. Alım bölgesinde bu hisse bakın. 74'lerde, 0.74'lerde. Ve bu hisse biri gelse bana dese ki hocam ben ADESE'yi buradan alacağım, bana ne dersin? Ben hiçbir şey demem. Anlatabiliyor muyum? Mesela Akbol için derim. Bak oraya geldiği zaman dikkat et derim. Alma demem bakın. Alın da demiyorum kimseye. Ama şimdi ADESE'yi bu bölgelerden, hani ADESE üzerine değil, alım bölgesinde olduğunu düşündüğümüz hisseleri bu bölgelerden alındığında yani niye alınıyorsun demem yani. Arkadaşlar, bakın çok net ifadeler kullanmaya çalışıyorum. Kaç ay bekletir? Bakın bekliyoruz. Ne zamandan bekliyoruz? Hadi diyelim ki işte Temmuz'dan bekleyenler var. 1 liralardan maliyetlenenler. Kaç aydır bekliyorlar? 6 aydır bekliyorlar. Belki 2 ay daha bekleyecekler. 8 ay. Sonraki 2 ay veya 3 ay şu bölgeye gelse, 2,5'ları, 3'leri görse dese ve sizin maliyetiniz 85 kuruş olsa veya 1 TL olsa, bir yıllık bazda baktığınızda arkadaşlar paranızı iki katına çıkarmış, hatta üç katına çıkarmış oluyorsunuz değil mi? İşte az önce dedim, yayına başlarken dedim yani küçük yatırımcı akşam yatıyor, pazartesi günü akşam diyor ki cumaya kadar %10 kazanayım ben.
Yani bu planları bıraktığınız zaman arkadaşlar para kazanmaya başlarsınız. Yıllık bakacaksınız yani. Sizler bu işin ne diyeyim, hani profesyonel değilsiniz demeyeyim, yanlış anlaşılır o da. Yani sürekli başında durup da trade yapan insanlar değilsiniz çoğunuz. Yani yapan varsa saygı duyarım. Saygı duyarım. Peki. ADES'i de böyle arkadaşlar. Şu an alım bölgesinde hareket yapmasını beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Ne zaman çıkar onu, ya diyorum işte borsada en önemli şey zamansallık. Bunu bilemediğimiz sürece ya bu zamansallığı bilemeyiz arkadaşlar. Garfa, evet şu anda al konumuna geçmemiş henüz ama bugün hareketi güzel arkadaşlar. 13.28 üzerinde olumlu oluruz. 13.28 üzerinde bugün ve yarın kalırsa arkadaşlar, uzun zamandır sat konumundaymış Garfa. 13.28 üzerinde kalıcı olursa biz de olumlu oluruz. Peki Petkim'e bakalım. Petkim'de şu anda sat konumunda ve negatif. Ne yazık ki arkadaşlar burada 8.59'un üzerinde kapanış almalı. Petkim bugün de biraz negatif, -1.17 kadar. 8.59 önemli bir bölge. 5 ortalamanın üzerine atmak zorunda. Atamadığı sürece arkadaşlar Petkim aşağıya doğru akmaya devam edebilir. Şu anda sat konumunda. Alım için tabii bir tercih meselesi arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimiz ama 8.59 üzerine atmadığı sürece alım için şimdilik çok da uygun bölgede değil. Onu ifade edelim Petkim için. Yani kısa vadeli bakıyoruz biliyorsunuz. Yani orta vadeli bakacak olursak şu cümleyi biri oturduğu yerde, mesela şu anda hepiniz farklı Türkiye'nin veya dünyanın farklı yerlerinde oturdunuz, beni dinliyorsunuz varsayalım. İşte 8.42, yani bir tanesi oturdu ya da yürü be işte. 8 liraya Petkim görmüş alınmaz diyor. Ne biçim işte analistsin sen de. Çekil kenara. Kapatın şunu ya. Kapat. Kapat. Kim açtı bu YouTube'u ya? Kim açtı bu Borsanın Alemi kanalı? Kapatın şunu ya. Adam 8.42'ye gelmiş Petkim alınmaz diyor. Yani ne biçim adamsın sen, ne biçim diyebilirsiniz. Haklısınız arkadaşlar. Yani orta uzun vadede tabii ki Petkim'in imkansız ya bu rakamlar. Ya Petkim gibi bir şirket 8 lira. Petkim gibi bir şirket 9 lira. Petkim gibi bir şirket 10 lira. Komik, komedi. Gerçekten komik. Ben orta vade, uzun vade için söylemiyorum. Orta uzun vade düşünen Petkim'i soran arkadaşım, hocam ben orta uzun vade düşünüyorum diyorsa gözünü kapat al o zaman. Hiç sormana gerek yok Petkim'i bu seviyelerde. Ama biz kısa vadeli işlem, yani kısa vadeli analiz yapıyoruz ya, mesela pazartesi, perşembe günleri yapıyorum. Bir de pazartesi arkadaşımız sorduğunu varsayalım. Bana dese ki mesela bugün soran arkadaş pazartesi günü, ya hocam sen bana işte Petkim burası uygun dedin, bak 3 gündür düşüyor, işte cuma günü de düştü, pazartesi de düştü, sen o gün al demeseydin biz belki bugün daha aşağıdan alırdık diyebilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani lütfen konuştuğum cümleleri de biraz kısa vadeli düşünün. Peki geçiyorum. Akıllı adama lafın tamamı söylenmezmiş. Manas sormuş bir arkadaşımız. Bakalım. Bayağı prim yapmış bu da. Manas. Bakın burada bir bant hareketi yapmış. Gördüğünüz gibi Manas. Beklemiş yani. Ağustos'tan itibaren arkadaşlar. Taban hareketi yapmış. 4-5 defa test etmiş bu bölgeleri. Ve ondan sonra da üzerine atmış. Gördüğünüz gibi 18-13 bölgesinden. Yani şu anda biz bir direnç belirtmeyelim. Zaten tarihi zirve seviyelerinde. Destek olarak da arkadaşlar ortalamaları kendine doğru biraz çekeceğini düşünüyorum. İşte bu kadar yukarı çıkmış. Altta bir iki de gap boşluğu var arkadaşlar. Şurada bir tane var. Bu kadar prim yapmış bir hisse. Hocam dün düştü. Bugün de düşüyor. Yarın da biraz düşerse bu buradan alınır mı? Düşüşün bittiğini görmek lazım arkadaşlar. 27-23 bölgesi önemli bölge. 27-23 bölgesi önemli bölge. Onun altında kalacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Yeni alımlar için arkadaşlar buralarda dikkatli olmak lazım. İlla ben alacağım. Gece aksakallı dedeyi rüyamda gördüm. Bana Manas, Manas, Manas dedi derseniz, illa alacağım diyorsanız arkadaşlar lütfen
kademeli alım ve portföyünüzü ayarlayarak alım tercih edin diyebiliriz. ARDYZ. Evet. Hemen şuraya bir destek hattı çizelim. Güzel bir yer vermiş bize. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Bakın kendisi ayarlamış her şeyi. 866, 870 bölgesi. Yani böyle milim milim bakmanıza gerek yok arkadaşlar. 865 ile 870 bölgesi diyebilirsiniz bu bölgeye. Efendim. Şimdilik tabii tarihi zirve seviyelerini görmüş. Oralarda ARDYZ. 866 bölgesinin altına inmediği sürece akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin. 860'ın altına, 866'nın altına inmediği sürece sorun yok, ama altına gelecek olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Evet. Kontrolmatik bakalım arkadaşlar. Gap bölgeleri var altta. Buna dikkat etmekte fayda var. Tarihi zirve seviyelerinde bu da yine. Burada 116.38 altında kalmış dün. Bugün tekrar üzerine atmış. Yani dikkat etmek lazım her ihtimale karşı. 116 bölgesinin altına inmediği sürece sorun yok. Ama altına gelecek olursa kontrolmatikte dikkat edelim elinde olan arkadaşlar için. Elinizde yoksa zaten yeni alımlar için kademeli olması gerektiği kanaatini taşıyorum efendim. Her ihtimale karşı. İş GYO. Evet, bu da güzel prim yaptı. Biliyorsunuz 1.80'lerde 1.90'larda takip ediyoruz biz, bu hisseyi takip ediyorduk. Yani güzel prim yaptı. Yukarı attı. Tarihi zirve seviyelerini gördü. Şimdi biraz kar satışı yiyor gibi. İlk stop vermiş. Yani 4.49'un altında şu anda. Eğer 4.49'un üstüne çıkarsa pozitif süreç devam eder arkadaşlar. Altında kalmaya devam ederse burada elinde olan arkadaşlar için biraz pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Ama eğer 4.49'un üzerine çıkamıyorsa burada 3.68'lere kadar bir risk barındırıyor. İş GYO. Evet, elinde olan arkadaşlar için önemli bir nokta. Pinsu'ya bakalım. Arkadaşımız Pinsu ile ilgili sorarken bir de toplama sormuş ama şuradan son bir aylık değişime bakalım arkadaşlar. Evet, burada yatırım finans Gedik ve Bankof satış kısmında iş yatırım falan almış. Çok iyi gözükmüyor işin açıkçası. Biraz satılmış. Toplama olması lazım biraz daha. Beklemekte fayda var toplama için. Burada 3.17'nin üzerinde kalıcı olması bizim için önemli. 3.17'nin altında kalıyorsa negatif süreç devam etme riskiyle karşı karşıya. Ortalamaları kendine doğru çekiyor Pinsu. 3.17'nin üzerinde kalacak olursa arkadaşlar yavaş yavaş olumlu oluruz, ama bir taban teyidi vermesini beklerim ben artık bu seviyeden sonra. Hani ne demek bu? Bu şu demek, yani şuralarda böyle bir hafta 10 gün kadar kalırsa ben bir taban teyidi almış olurum Pinsu'da. Ondan sonra hareket devam edebilir arkadaşlar. Evet, Nazif Bey neredesiniz ya? Az önce kulağınızı çınlattık. Kıymetli moderatörüm, hoş geldiniz. Siz de. Diğer arkadaşların da yazdıklarına bakacağım arkadaşlar. Biraz hisse bakayım, ondan sonra onların hisselerini de yazmadıklarımı hem listeye ekleyeceğim hem de onlara selam vereceğim. Ama Nazif Bey'i ismini görünce dayanamadım, hemen konuşayım dedim. Nazif Bey'in yeri bende ayrı, biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. 11.30 ile 14.14 arasında bir dinlenme bölgesi demiştik Nibaş için arkadaşlar. Dinlenme bölgesi devam ediyor. Ortalamaları kendine çekti. Şimdilik ne diyelim? Şimdilik 11.30 destekli takip edilebilir Nibaş. Yani altta alanlar zaten şu an hala kârdalar. Bu bölgeden alımlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii kademeli olmasında fayda var diyelim arkadaşlar. Nibaş'ın da her ihtimale karşı hoş geldin. Yakın gözlerinizi değiştirdiniz. Daha yaşınız genç ya. Nazif Bey.
baharındasınız. Evet. Cemal Bey, üyeliğinizi öğrenelim mi yükseltmişsiniz. Efendim hoş geldiniz. Size de kalplerimizi ve alkışlarımızı gönderelim. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Zaten eskiden beri bizim grubumuzun anlatalım seviyesi üyesiydi. Şimdi öğrenelim seviyesini yükseltmiş Cemal Bey. Eğitimlerimize katılma hakkını kazanmış oldu bu sayede. Evet arkadaşlar. Nibaş böyle dediğim gibi 11.30. Şimdilik bir taban teyidi de aldık gibi devam ediyor. Metur bakalım. Metur'da arkadaşlar şurada bir taban teyidi almıştı 2.92'de. Şimdi kendini üst banda atmaya çalışıyor 3.96. Üzerinde kalırsa olumlu oluruz arkadaşlar. Ha, kalmasa bile bu bölgeler hala aslında bakarsanız alım bölgesi mi? Alım bölgesi diyebilirim. Metur. Tekrarlıyorum. Bu bölgeler alım bölgeleridir arkadaşlar. 3.96 üzerinde de 6.10 ilk hedef fiyatımızdır. Hareketini yapabilir efendim. Metur için söylüyorum. Yaprak bakalım. Kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Burada yani gap bölgeleri de var. İşte biraz hareketli pin hareketi var hissede. Aşağı yukarı çok pin bırakıyor. Bu da çok yorar arkadaşlar. Yani anlık bakamayanlar, yani sürekli önünde ekran açık olamayanlar için yorucu bir iş. Onu söyleyeyim. Şimdilik stabil arkadaşlar. Ne oldu? Yani aşağı veya yukarı tam bir hareket belli değil yaprakta. 30-50 bölgesinin üzerinde kalırsa olumlu oluruz. Öyle diyelim efendim. 30-50 bölgesinin üzerinde kalırsa olumlu oluruz. Kortsa bakalım. Kortsa da 30-48 bölgesine biz bir destek atmışız. Bu bölgeden Aralık ayındaki bu düşüşte bir destek almış. Tutunmuş bu bölgeden. Tekrar yukarı atmış. Fakat negatif süreç bir daha başlamış. Şimdilik negatif ve olumsuz arkadaşlar. 33.55'in üzerine atmadığı sürece biz Kortsa'da olumlu değiliz. Onu söyleyelim. Tekrarlıyorum. 33.55 üzerine atmadığı sürece olumlu değiliz. 30.48'e kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Buraya kadar geri çekilirse arkadaşlar bu nedir? Bizim için bir alım fırsatıdır. Alım bölgesi değilim. Alım fırsatı. Petun bakalım. Petun'da arkadaşlar sat konumundan al konumuna geçmek üzere. Burada da efendim 20-13 bölgesi önemli ortalamamız. 20-13'ün üzerinde kapanış alırsa pozitif hareket başlayabilir. Soran arkadaş elinde varsa 20-13'ün üstünde kaldığı sürece sorun yok ama tekrar 20-13 kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. VBTYZ. VBTYZ güzel tarihi zirve seviyelerinde al konumunda ve pozitif fakat yeni alımlar için artık risk barındırır. Hacimli yükselişleri var. Güzel. Artık buradan sonra şeyi bekliyorlardır arkadaşlar. Birilerine malı verelim. Onlardan biri olmayın. 29.32'nin altına inmediği sürece sorun yok. Elinde olan arkadaşlar için söylüyorum. Yeni alımlar içinse arkadaşlar 29.32 stoplu illa takip edeceğim diyorsanız takip edebilirsiniz. 29.32 lütfen bu rakama dikkat edelim. İSK PL alım bölgesinde olduğunu düşündüğüm ve hareket bekledim hisselerden bir tanesi daha. Aslında Salı günü güzel hareket yapmıştı ama dün ve bugün o hareketin bir sindirmesi gibi oldu. Bıktırıyor arkadaşlar, yoruyor. Bu da nereden baksanız işte Ekim ayından bu yana işte 4-5 aydır gördüğünüz gibi arkadaşlar alım bölgesinde bekletiyor. Bakalım ne zaman hareket yapacak? Hareket yapmasını beklediğimiz hisselerden bir tanesi. 4.47 taban teyidi verdi arkadaşlar. Aslında daha önce 5.18 bölgesinde de bir taban teyidi almıştık ama tekrar aşağı geldi.
İkinci bir taban teyidini 4.47'de aldık. Yani ilk hedefimiz 5.18 olmak üzere arkadaşlar. Biz İSK PL'de hareket bekliyoruz yukarıya doğru. CRD FA bakalım efendim. CRD FA ile ilgili daha önce yaptığımız analizlerde ne demiştik? Arkadaşlar 2.56 burada bizim bir sonraki destek bölgemizdi. 3.14'lerde bir taban teyidi alamamıştık. Altına sarkmıştı. Şimdi 2.56'larda bir taban teyidi arıyoruz. Şimdilik hisse 2.35'lerdi. Sat konumunda ve negatif. 2.56'nın üzerine çıkmadığı sürece olumlu değiliz efendim. 2.56'nın üzerine çıkarsa ve oradan biz bir taban teyidi alırsak o zaman olumlu oluruz. Peki şöyle bir soru ve şöyle bir cevap. Hocam tamam 2.56'nın üzerine çıkar elbet. Bugün olmaz yarın çıkar. Ama şimdi bu hisse buralar uygun mu fiyatları diye biri soracak olsa. Evet fiyatları da uygun arkadaşlar. Yani aşağı güzel geldi. Yani tam bir taban teyidi almasak da alım bölgesi olarak düşünmesek de arkadaşlar bu bölgeden alımlarda kademeli alım yani. Böyle maksat portföyde dursun diye bir kenara koyacaksanız sizi pişman etmez diyelim. Tabi sabırlı olanları. Sabırsız olan herkesi her hisse pişman eder arkadaşlar. Aydem 6.48. Şimdi burası bir tutunma bölgesi olmuş. Fakat tutunamazsa aşağı doğru gelirse sorun büyür. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Aydem. 6.48'in altında kapanışlara başlamamalı. Eğer başlayacak olursa şu bölgeye kadar düşüşleri normal karşılarım ki burası neresi? 5.90 bölgesi. Tekrarlıyorum. 6.48'in altında kapanışlar başlarsa 5.90'a kadar düşüşler başlayabilir. Zaten şu anda sat konumunda ve negatif. Evet efendim. Renepol bakalım. Al konumunda ve pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada arkadaşlar 13.72'nin altında kalmadığı sürece sorun yok. Daha önce kalmış birkaç defa ortalamaların altında. Bu defa kalırsa sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla efendim 13.70 diyelim. Hadi orayı geçelim. Hocam maliyetim iyi diyorsanız 13.22'lere kadar herhangi bir sorun yok ama 13.22'yi de kırıyorsa pozisyon azaltmakta fayda var arkadaşlar. Yeotek. Evet. Yeotek biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır hareket etmesi bekleniyordu. Bir bant hareketi yapmıştı. Bu da 90'lardan hatta 100'lerden arkadaşlar aşağı geldi. 47 bölgesi, 48 bölgesi ve 55.08 bölgesi özellikle çok ciddi bir taban oluşturdu. Şimdi de 63.75'in üzerine attı. 63.75'in üzerinde hareketin hızlanmasını bekliyoruz artık. Yani bugünkü hareket %6'nın üzerinde ve hacimli de bir hareket. Şöyle bir 63.75'in üzerinde arkadaşlar bugün ve sonrasında takip eden günlerde yukarı doğru hareket olmasını bekliyorum artık uzun süredir. Çünkü bu 55.08'de 63.75 arasında kaldı. Bir sürede 47 bölgesi ile 55 bölgesi arasında kaldı. Şimdi artık yavaş yavaş hareketlenme zamanı geldiğini düşünüyoruz. Ama gücü 97'lere kadar yeter mi? Onu artık önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama en azından buradan şöyle bir 70'in, 75'in, 80'in üzerine atmasını beklerim. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Kutbo bakalım. Düşüş nereye kadar sürer diye bir soruydu değil mi? Evet soru oydu. Şu anda sat konumunda ve negatif arkadaşlar. 69-76 bölgesinin altına gelmiş. Şimdi 45-10 bölgesi var. Şu anda sat konumunda ve negatif. 45-10 bölgesine kadar düşme riski var zaten. 52'lerde şu anda. Buraya kadar gelip tutunursa eğer şu bölgede 45-10 bölgesinde tutunursa arkadaşlar bakın daha önce tutunduğu bölge buralarda tutunursa bu önce bir alım fırsatı verir. Taban teyidi alırsak da alım bölgesi haline gelir.
diyelim. Evet, yani 45-10'a kadar düşme riski ve potansiyeli var. Zaten şu anda sat konumunda ve negatif. Zaten 59 bölgesinin üzerine atmadığı sürece de olumlu değiliz arkadaşlar. Hedef girişim bakalım efendim. Hedef girişim. Burada da hani hisse tam olarak ala dönmemiş. Ortalamaları kendine doğru çekmeye çalışıyor. 2.54 bölgesinin üzerine pin bıraktı. Ama altında kalmış. 2.54'ün üzerine atarsa bir tutunma bölgesi burası bakın. 2.54'ün üzerine atarsa arkadaşlar biraz daha olumlu oluruz. Hedef girişimde. Ama atamazsa tekrar bakın bu 2.32'ye kadar bir düşme riski ve potansiyeli de mevcut. 2.54 önemli bir bölge bu nedenle. Üzerine atmak zorunda diyelim. NT gaz bakalım arkadaşlar. NT gaz da burada yani hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil. Taban teyidi almadan yükseldi ama 7.58 önemli. Dün üzerine atmış. Bugün de üzerinde. Birkaç defa pin bırakmış. Arkadaşlar bakın. Üzerine atamamıştı. Bu güzel bir başarı. Yani şu an artık elinde olan arkadaşlar 7.58'i takip etsinler. Yeni alım için NT gazda al konumunda bir pozitif. Hacim de fena sayılmaz. Yeni alımlar için arkadaşlar 7.58 destekli takip edilebilir. Yani 7.58'in altına inmediği sürece bir sorun yok diyebiliriz. Efendim. Elit bakalım. Evet. Elit de önemli bir bölgede. 18.02 neredeyse taban teyidi vermek üzere. Birkaç gün daha bu bölgede şöyle bir hareket yapacak olursa arkadaşlar yukarıda gap boşlukları da var bakın. Alım bölgesi diyebileceğimiz bir bölgede artık. Elit. Yani biri gelse dese ki hocam ben bu eliti buradan alacağım bana ne dersin? Ne derim arkadaşlar? Hiçbir şey demem. Eukyo. Efendim 4.29 önemli bir destek ve direnç bölgesiymiş. Bu direncin üzerine attıktan sonra 5.48'lere kadar bir pin bırakmış. Pin demeyelim de 5.38'de açmış. Yani direnç bölgesine yaklaştıkça o bölgeden açmış tekrar kırmızı yakmış dün ve bugün. Hacimli de bir düşüşü var. Tekrar 4.28'lere kadar düşme riski ve potansiyeli mevcut. Her ne kadar al konumunda olsa da EUKYO'yu takip eden arkadaşlar 4.29'lara kadar düşme potansiyeli olduğunu bilsinler. Eğer bugün 4.72'nin altında kapatacak olursa şu an 4.68, 4.72'nin altında kapatacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Katmer bakalım. Evet, Katmer'de de yani şu an tam orta bölgede tam olarak yön belli değil işin açıkçası. Hala sat konumunda. Ortalamaları kendine doğru çekiyor. Arkadaşlar 1.31'in üzerinde fiyatlı olması şu anda güzel. Katmer'de. Şu anda tam 1.31 oldu ama. 1.31'in üzerinde kalması lazım. Kalırsa biraz olumlu oluruz. Eğer 1.31'in üzerinde kalamazsa arkadaşlar katmerde biz negatifiz. Bunu da ifade edelim. Peki geçiyorum. EOHOL. Evet, güzel prim yapmıştı. EOHOL 5.5'ları falan görmüş. 3.40 bir tutunma bölgesi diyelim. Yani destek gibi değil de tutunabilir ki tutunmuş. 3 gündür tutunuyor. Elinde olan arkadaşlar şu an sat konumuna geçmek üzere. Onu söyleyeyim. Eğer 3.40'ın altında kapanış yapmaya başlarsa sıralı desteklerimiz 2.97, 2.38 şeklinde devam ediyor. 3.40'da tutunursa arkadaşlar bu bir alım fırsatı olabilir. Yeni alımlar için yine de ama dikkat etmekte fayda var. Evhol.
Zaten orta vade hareket beklediğimiz hisselerden biriydi. Bence hedefine ulaştı arkadaşlar. Orta vadenin bile hedefine ulaşmış oldu daha orta vade gelmeden. TH'ye bakalım efendim. TH'ye de henüz sat konumunda değil. Hala al konumunda. Fakat arkadaşlar tabii endeks aşağı gelecek olursa ulaştırma endeksi güzel prim yapmıştı çünkü. Şöyle bir bakıyorum yılbaşından bu yana ulaştırma endeksi %33 prim yaptı. Bir ay gibi bir zamanda. %33 prim yaptı. Hatta 3 gündür %2,5 %3'e yakın düştü. O olmasaydı %36 %37 prim yapmıştı Ocak ayında. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nda artık biraz yavaş yavaş sanki kar satışları başlayacak gibi duruyor. Yine de elinde olan arkadaşlar 27.48 destekli takip edebilirler. 27.48'in altına inmediği sürece sorun yok diyelim. Safkar bakalım arkadaşlar. Şu anda al konumunda ve pozitif Safkar'da. Efendim, burada 7.20 bölgesi önemli bölge. 7.36 önemli onun altında kalmış. Eğer bu bölgenin altında kapatacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Ama bu bölge 7.20'ye kadar düşme riskine sahip Safkar'da. Eğer 7.20'leri görecek ve onun altında kapatacak olursa artık son stop bölgemiz orası. Pozisyon iyice azaltılmalı her ihtimale karşı arkadaşlar. Demesas bakalım efendim. Demisaj. Gepli düşüşleri var. Bir taban bölgesi oluşturmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda sat konumunda ve negatif. 8.71'in üzerine atmadığı sürece biz pozitif değiliz arkadaşlar. Demesas'ta. Gepli düşüşleri var ama aldanmayın. Nereye kadar düşeceğini, nerelerde duracağını bilemezsiniz. Dolayısıyla 8.71'in üzerine çıkmadığı sürece biz olumlu değiliz. Aselsan bakalım efendim. Şu anda Aselsan'da sat konumunda ve negatif. Burada bir tutunma bölgemiz var. 21.05 bölgesi. Daha önce Aralık ayındaki düşüşte burada tutunmuştu. Şimdi de tutunmuş gibi görünüyor. Eğer bu bölge kırılacak olursa 17.95, 16.09'lara kadar düşme riski ve potansiyeli mevcut. Efendim. 21.05 tutunma bölgesi desteklemeyelim. Eğer kıracak olursa arkadaşlar bu bölgeyi de dediğim gibi aşağılara doğru akabilir. Şu anda sat konumunda diyelim. İHL GM bakalım. İhlas gayrimenkul. İhlas gayrimenkul. Evet yani orta vade hareket beklediğimiz hisselerden. İhlas gayrimenkul. Şu an 0.78'lerde. Aslında güzel hareket bekliyordu. Bir taban teyit dalmıştık ama yani buralar alım bölgeleriydi arkadaşlar. Neresi burası? 0.85 bölgesi. 0.85, 0.86, 0.87 bölgeleri. Ama 0.78'lere kadar indi. Bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Daha önce gördüğü bölgeleri biliyoruz yani 1.60'lar hatta şurası neresi 1.70'ler falan. Tekrar o bölgeleri görebilir mi? Görebilir. Şimdilik sat konumunda ve negatif. Dolayısıyla 0.78 bölgesine 0.79'un üzerine tekrar atmalı arkadaşlar. İhlas gayrimenkul. Eğer üzerine atacak olursa 0.84 bölgesine hatta üzerine atacak olursa hareket hızlanabilir diyelim. Biraz sabır hissesi yoruyor. Evet. TAV Havalimanları. Şu anda sat konumunda ve negatif arkadaşlar bu hissede. Efendim. 36.44'ün üzerine çıkmadığı sürece biz negatifiz TAV Havalimanları'nda. Hacim de fena sayılmaz ama 36.44'ün üzerine bir şekilde atmalı arkadaşlar. Üzerine atacak olursa biraz olumlu olabiliriz. Peki, okuyamadığım arkadaşlar için biraz geriye doğru gidiyorum.
Evet, Alper Büker bas gezi istemiş. Son isteleri yazıyorum arkadaşlar. Yazan arkadaşlar için. Yusuf Kabayel TT Rock istemiş. Ekledim efendim listeye. Feyzullah Yorulmaz. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. İsten istemiş. İsteği aldım. Sayın Aykut Güner Odaş istemiş. Bakalım alım bölgesinde mi diye. Ben alım bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Rica ederiz Cemal Bey. Sayın Yeo. Hoş geldiniz. Hocam bilirsiniz ki Eylül'den beri Yeo adına buradayım. Düşüşlerde bile hep mal toplayan taraftaydım. Yanılmadığımızı görmek sevindirici demiş. Güzel. Güzel efendim güzel. Sayın Hüseyin Güven. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bera demiş. Bera da ekledik efendim listemize. Sayın Hanım demiş hocam Tüpraş nerelere gitti? Petkim hala çok ucuz. Katılıyorum. Sayın Yeo iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin borsanın alim demiş. Teşekkür ederim. Sayın Murat Kalan. Hocam Dardanel'de 3.40 maliyetim var. 4 liralara kadar tutmak amacım. Yorum yapar mısınız demiş. Dardanel'den listemizi aldık efendim. Evet, beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ederim Nazif Bey. Sayın Hamdi Başaran selam iyi kandiller demiş. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Sayın Teoman Tulgar hoş geldiniz. Çok sağ olun eksik olmayın. Kozal demiş saygıdeğer demiş saygıdeğer olan sizlersiniz efendim. Kozal'ı da hemen listemize ekledik. Hamdi Bey, Sayın Hamdi Başaran Özge'yi istemiş. Özge'ye öder listeme ekledim efendim. Evet, Vedat Bey de Vestel istemiş. Tabii ki efendim listemize ekledik. Sayın Mustafa Önalan Sasa istemiş. Sasa'yı da ekleyelim. Yaprak bakıldı. Evet, çok sağ olun. Sayın Murat Göçeri İdeas demiş. Evet. Zekai Kılıç hocam teşekkürler demiş. Rica ederiz. Evet, beklemeye devam Sayın Hanım. Peki arkadaşlar, son hissemizi de yazdık. O zaman son yazdığımız hisseleri de analizini yapıp ondan sonra yayını bitirelim. Sizleri de daha fazla yormayalım. Gevezelik ediyoruz ondan sonra çünkü biliyorsunuz benim çenem açıldığı zaman arkadaşlar çok fazla gevezelik ediyorum. Kusura bakmayın. Efendim bas gezi henüz hareketlenmedi. Bekliyoruz. Alım bölgesinde olduğunu düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Yıldız Pazar hissesi. Yukarıda güzel gap boşlukları var. Yani paranız varsa alacağım diyorsanız da al işte ya, alınacak hisselerden bir tanesi. Yani ben alın diye demiyorum. Kimse yanlış anlamasın lütfen ama yani macera aramayın kendinizi. Heyecana gerek yok arkadaşlar. Hayat zaten yeterince heyecanlı değil mi? Yaşadığımız hayat. Özellikle nerede arkadaşlar? Bizim ülkemizde ne yazık ki birçok kötü haber duyuyoruz. Tabii her ülkede var. Tabii o açıdan söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama işte özellikle son bir yıldır enflasyonla uğraşıyoruz ya o açıdan. Diyorum. Bas kez alım bölgesinde 13.77 direnç bölgesi efendim. Üzerine atacak olursa inşallah bu defa dananın kuyruğunu koparacak diyelim. TT Rak bakalım arkadaşlar. Türk Traktör. .211.72. Evet, bu bölge önemli bölge. Bir tutunma bölgesi. Daha önce tutunmuş, üstüne atmış ama gücü yetmedi arkadaşlar. Biraz daha aşağı geliyor. Eğer burada tutunamazsa 182'ye kadar düşme riski ve potansiyeli var. Onu söyleyeyim. 212, 211.72 de tutunmazsa eğer 182'ye kadar düşme potansiyeli var. Şu anda sat konumunda. TT Rak. Hocam öyle deme daha sumit içecektik. Valla ejder meyveli sumitimizi içemiyoruz bir türlü ya. Uzun zamandır tamam bir. Havalar soğuk gidiyor. İssen bakalım. Evet, tarihi zirve seviyelerinde. Umarım soran arkadaş elinde vardır onun için soruyordur.
Çünkü bu bölgede alımlar arkadaşlar risk barındırır. Yani çıkmayacağı manasında değil ama belki çıkar da. Yani riskli artık yani. Portföyünüzün bir kısmı ile illa isterseniz takip edin. Ama elinde olanlar için konuşalım. 15-18 kırılmadığı sürece akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin. Para kazanın. Sloganımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Herkese para kazandıracağız. Para kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama lütfen siz de elinizden geleni yapın. 15-18 destekli takip edilebilir efendim. ODAŞ bakalım. Ona da zam geldi herhalde demiş. Valla Ejder Meyveli Smoothie'ye de zam gelmiştir herhalde. ODAŞ arkadaşlar, evet, alım bölgesinde olduğunu düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Hareket bekliyoruz artık ODAŞ'ta, yapacak bir şey yok. 1.33 alım bölgesi desteği arkadaşlar. Şu anda ise 1.36'da. Yani ben bu bölgeyi çok kırmasını beklemiyorum ODAŞ'ın. Ve buradan artık hareket yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. ODAŞ için. Peki. Bera bakalım. Ya Bera da zaten biliyorsunuz bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. 9.32'den destek aldı. İşte 11 atmadı gerçi. 10.66'lara kadar attı. Sonra bir daha geldi. Yani alım bölgesi, orta vadede alım orta vadede arkadaşlar hareket beklediğimiz hisselerden biri. Hala alım bölgesinde. Bu bölgeden alımlar biraz sabırla para kazandırır ama siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Stoplara uyacaksınız. Stoplara uyduğunuz müddetçe sorun olmaz efendim. Yukarıda 11.30 ilk hedef bölgemiz Bera için. Dardanel bakalım. Şu anda sat konumuna gelmiş Dardanel. 3.44'ün üzerine çıkmadığı sürece biz Dardanel'de negatifiz. Soran arkadaşım için maliyetim kaç demişti? Bir bakalım. ...3.40 demişti. Yani 3.40'sa maliyetini şu an zaten 3.41'de. Hani 3.18'e kadar düşüşleri normal karşılarım, onu söyleyeyim. Yani umarım düşmez. Şu anda sat konumunda ama. Yani gelecek olursa da niye geldi demem yani 3.18 bölgesine. Onu söyleyeyim. Buradan da atak verir, yukarı atarsa inşallah olur ama şu anda sat konumunda ve ben Dardanel'de negatifim. 3.44'ün üzerine atmadığı sürece negatifiz efendim. Kozal bakalım. Kozal'da şu anda Bollinger bandı iyice daralmış. Ortalamaları kendine doğru çekmiş. Yani yön olarak belli değil. Tabii endeks düşerse Kozal da bundan etkilenecektir. 128.10 şu an 127.30'da. 128.10 üzerinde kalırsa olumluyuz. 128.10'un altında kalmaya başlarsa Kozal'da negatif süreç başlar. Efendim. Özgeo. Özgeo. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. İşin açıkçası. Şu anda al konumunda ve pozitif. Al konumunda ve pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Hacimli de yükselişi var. Elinde olan bir arkadaşım sormuşsa 1.95 destekli takip edelim efendim. 1.95'in altına inmediği sürece sorun yok Özge Yehuda. Ama yeni alımlar için tercih edilebilir. Hacimli yükselişler var. Devam edebilir yükseliş. Ama portföyün bir kısmıyla ve kademeli. Lütfen. Vestel bakalım arkadaşlar. Vestel'de şu anda sat konumunda ve negatif. Olumlu değiliz. 22.40 bölgesine kadar düşme riski ve potansiyeli var. 24.14'ün üzerine atmadığı sürece Vestel'de de biz olumlu değiliz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 24.14'ün üzerine atmadığı sürece Vestel'de olumlu değiliz.
Negatif hisse. 22-40 bölgesine kadar da düşme riski ve potansiyeli mevcut. Sasa. Evet. Yukarıdaki 51-77 bölgesini kırdı. Ve şu anda tutunma bölgesi 47-33. Şimdilik burada tutunuyor. Ama sadece tutunuyor arkadaşlar, söyleyeyim. Yani bu bölgeyi de kıracak olursa 38-51'lere kadar düşüş devam edebilir. Şu anda sat konumunda ve negatif. 47-33'ün üzerinde kalırsa olumluyuz. Şu anda 46-92. 47-33'ün üzerine çıkmadığı sürece Sasa'da da arkadaşlar olumsuz süreç başlayabilir. Son olarak İDEAS. Burada 28-70 bölgesi önemli bir bölge. Bir alım bölgesi, tam olarak alım teyidi alamamışız. Taban teyidi, ama alım bölgesi olarak değerlendirebiliriz. Onu da ifade edelim. Ama 29-70'in üzerine atmalı. 29-70'in üzerine atamazsa da İDEAS'ta da olumlu değil. Şu an zaten sat konumunda. 29-70'in üzerine atmalı. Evet, zam gelmeyen kaldı mı demiş. Sağlık olsun, içeriz gönder bürosuna demiş Teoman Bey. Bir de zam günlük geliyor artık. Geçen markette çalışanlara dedim, otomatik dijital etiket bulun, kendi kendine güncellesin. Ne bu, her gün etiket değiştir, uğraşmayın dedim demiş. Hamdi Bey, hocam Özge'ye maliyet 0,90, en son bir AKD atarsanız sevinirim. Tabii ki Hamdi Bey, ben notumu alayım şimdi. Özge ile ilgili bir size Twitter'dan AKD göndereyim. Sayın Can Duran, Alim hocam, elimde az miktarda bayrak var. %350 bedelli açıkladı. Bu rüçhanları satmazsam hisselerime eklenir mi? Bedelli açıkladıysa, rüçhanlarınızı satmazsanız nakit para eklemek zorundasınız. Biliyorsunuz değil mi? Rüçhanınızı satarsanız hisseniz olduğu yerde kalır. Rüçhan satmış, nakitinizi arttırmış olursunuz. Aracı kurumunuzla da görüşün Sayın Can Duran. Onlar size biraz daha sağlıklı bilgi vereceklerdir. Eğer satmazsanız o rüçhanları almak zorundasınız. Yani onun için de hesabınızda nakitin olması gerekiyor. Rica ederiz Sayın Teoman Turgar. Evet arkadaşlar, yayınıma katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Yayının tekrarını belki bugün akşam, bu canlı yayının tekrarını tekrar yayın olarak izleyebilirsiniz. İzleyemeyen veya yeniden izlemek isteyen arkadaşlar için tekrar etmiş olacağız. Yarın sabah 9'da yine ondan önce borsa yayınında sizlerle birlikte olacağız. O saate kadar arkadaşlar herkese mutlu bir gün ve gece diliyorum. Herkese tekrardan hayırlı kandiller, ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Güzel olur. Efendim, 3 aylarınız da mübarek olsun inşallah hepimizin. Yarın sabah saat 9'da dediğim gibi ondan önce borsa yayınında tekrardan birlikte olmak duasıyla diyelim o zaman. Herkese bol kazançlar. Hoşça kalın.